Canım öğrencilerim hepinize selamlar. Ben Sevmeli Hoca. Sevmeli Hoca matematik alanındasınız. Hepiniz hoş geldiniz gençler. Barış yayınları AYT matematik branş denemelerinin 8'li denemelerinin çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün 7. denemenin çözümlerini yapacağız sizle birlikte. Çözemediğin soru varsa, boş bıraktığın soru varsa, yanlış yaptığın soru varsa veya çözümünü yaptın lakin kendi çözümünü hantal bulduğun soru varsa mutlaka o soruların çözümlerini öğrenmen gerekiyor. Ve sana kolaylık olması açısından da videonun açıklama kısmına hangi soru kaçıncı dakikadaysa zaman etiketleri yapıştırdım ben oraya. Eğer o etiketlere tıklarsan direkt olarak merak ettiğin sorunun çözümüne gidebilirsin diyelim. Ve hazırsak 7. denememizin çözümüne başlayacağız. Abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayın gençler. Geçelim denemeye. Şimdi bakalım önce ne diyor birinci sorumuzda. Biraz da yaklaşalım değil mi soruya? Evet Şimdi birden farklı pozitif a tam sayısı için a küp a kare artı 1 ve a kare eksi 6 a artı 7 ifadeleri birer asal sayıymış. Buna göre a faktöriyel sayısının asal çarpan sayısı kaçtır diye soruluyor. Şimdi burada ben asal sayıları düzenlediğim takdirde mesela 2, 3, 5, 7, 11, 13, 7, 11, 13, 17 şeklinde gidiyor. E, dikkat edin. Burada bu çifttir ve geri kalan bütün asal sayılar tektir. Zaten çift olan tek asal sayımız var. O da 2'ydi gençler. Bu durumdan istifade ederek ben bunun asal olduğunu, bunun da asal olduğunu biliyorum. O halde üstteki asal daha büyük duruyor. Ben üsttekinden alttakini çıkaracak olursam. A küp, Daha sonrasında A kareler gider bak. Artı 6A ve eksi 6 ifadesi. Bizim için nasıl bir sayıdır buna bakalım. Şimdi öncelikle... Burada arkadaşlar eğer ki ben küçük a sayısını tek sayı kabul edersem, bak küçük a sayısını tek olarak kabul ettim. Tekin karesi tektir. Tekin üstüne çift ekledim, 6 ile çarptığım için ve çift çıkardım. Şimdi çiftten çift çıkarsa burası tabii ki de çift olacaktır. Teke çift eklersek burası %100 tek gelecek pekala. Peki a çiftse o zaman durumlar nasıl değişir? Bir de buna bakalım. Çiftse çiftin küpü çifttir. 6a demiş, o da çift yapar. E bundan da 6 çıkarmış. Bu da ne gelecek? çift gelecektir diyebiliriz. Şimdi bu durumda şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. Eğer ben A sayısını tek sayı seçersem bu iki asal sayının farkı tek sayı olacaktır. Eğer A'yı çift seçersem de iki asal sayının farkı çift sayı olacaktır. Şimdi A'nın tek olma durumuna göre eğer bunların farkları eğer tek sayıysa bak tek sayıysa bu nasıl mümkün olabilir? Şu şekilde tekten çifti çıkarırsan teften tekten ancak çifti tekten çifti yani tek bir asal sayıdan 2'yi çıkarınca ancak bunu elde edebiliriz. Yani eğer ki bundan bu çıktığı zaman sonuç tek sayı olacaksa ikincisi %100 ihtimalle 2 olmalı. Peki burası 2 geldiğinde acaba burası da asal geliyor mu? Eğer geliyorsa o halde kesinlikle alttaki 2'dir diyeceğiz. Üstteki de o karşımıza çıkan tek olan asal sayı olacak. Eğer bu yemezse biz bu iki farkın çift olması durumuna bakacağız. Telefonumu da hemen sessize aldım. Evet şimdi dikkatli bir şekilde dinliyoruz. Bizim elimizde a kare eksi 6a artı 7 var ve ben bunu eğer 2'ye eşitlersem burada a kare eksi 6a artı 5 eşittir 0 gelir. a'ya a ve burayı da eksi 5'e eksi 1 diye açacak olursam a eşittir 1 veyahut a eşittir 5 gelir. Burada a'yı birden farklı seçmem gerektiğini söylediği için ben bir seçemem A5 olacak. Peki şimdi gel üste yazalım yerine. A küp demiş yani 125. A kare demiş yani 25 artı 1 yani 151 geldi. 151 sayısı da tertemiz bir asaldır. O halde de, demek ki aradığımız A sayısı 5'miş. Bizden 5 faktöriyel sayısının asal çarpan sayısı isteniyor. 5 e faktöriyel neydi? 5'ten 1'den 5'e kadar olan sayıların çarpımıydı. Burada hangi asallar var? 2, 3 ve 5 var. Dolayısıyla cevabımız C şıkkındaki 3 olacaktı gençler. Geçtim 2'ye. X, Y, Z tam sayılar olmak üzere şimdi mutlak X'in mutlak Y'ye mutlak X artı mutlak Y'yi mutlak Y'ye bölmüş ve 2'den büyüktür demiş. Bunlar önce biz şunu düşünebiliriz bak. Şu ikisini şöyle parçalayacak olursan Mutlak değer x'in mutlak değer y'ye oranı artı mutlak değer y'nin mutlak değer y'ye oranı bir ya. Onu karşıya atarsan o halde ben direkt hiçbir şekilde şurayı artı diye düşünmeyim Direkt büyüktür. Bir diyeceğim. Bu ne demek? x'in sıfıra olan uzaklığı y'nin sıfıra olan uzaklığından daha büyüktür demek. Eğer bu birden büyükse. Hatta ve hatta biz buradan şunu da çıkarabiliriz. Bunu karşıya atarsan mutlak değer x büyüktür. Mutlak değer y. Yani x Y'den daha yakında Daha uzakta duruyor sıfıra Peki geldim buraya Şunları oranlarsam bir gelecek zaten Şunları oranlarsam da et, Eksi mutlak değer Z bölü Mutlak değer Y olacak küçüktür sıfırmış E o zaman bir küçüktür mutlak değer Z bölü mutlak değer Y diyebilirim Eğer bunu bu tarafa atarsam Mutlak değer Y küçüktür mutlak değer Z olacaktır yani bu ne demek Y sıfıra Z'den daha yakın Demek aynı zamanda Y x'ten de daha yakındı sıfıra. Bir de geldim buraya. Diyor ki x eksi z'nin mutlak değeri eşittir z eksi x artı 4 demişim. Buraya dikkat ediyorsun. Buraya dikkat ediyorsun. Şunu söyleyeceğiz. Eğer ki arkadaşlar şurası dışarı x eksi z diye çıkmış olsa ve diğer taraftan bu taraf z eksi x diye çıkmış olsa sonuçta iki türlü de çıkabilir. Tabi x eksi z diye çıkması için x'in z'den daha büyük olması lazım. z eksi x diye çıkması için x'in z'den daha küçük olması lazım. Eşittir z eksi x artı 4 dedim. Hemen ikinci denkleme odaklanmanı istiyorum. z eksi x'ler birbirini götürse 0 eşittir 4 kalır ki e, bu imkanı yoktur. İmkan dahilinde değildir. Bu gitti. Demek ki z x z'den küçük değilmiş. x z'den büyükmüş abi. Şimdi ben x'in z'den daha büyük olması gerektiğini biliyorum. Ve unutma e, y'nin mutlak değeri x'in mutlak değerinden de daha küçük yani y, x'ten daha yakın sıfıra. Aynı zamanda y, z'den de yakın sıfıra. O halde hangisi olabilir diye düşüneceğiz. Elimizde neler var şimdi? Şu z kesinlikle ama kesinlikle x'ten küçük. Bir de mutlak değer y, mutlak değer y, küçüktür mutlak değer x ve mutlak değer y küçüktür mutlak değer x var elimizde. Bu üçünü de sağlayanı işaretlememiz gerekiyor. Olabilir diye sorulmuş bize net olarak bir cevap istemiyor zaten. Şimdi z'nin x'ten küçük olması gerekiyor. E buraya bakıyorsunuz z x'ten büyük. O zaman A şıkkı patladı. Bu gitti. Z x'ten küçük burada. Z x'ten küçük, z x'ten küçük, z x'ten küçük. Tamam. Şu şunu sayesinde bir tane şık eleyebildim. Şimdi y'nin e, sıfır olan uzaklığı x'in sıfır olan uzaklığından daha az olması gerekiyordu. E, buraya bakıyorsun. y'nin sıfır olan uzaklığı burası. x'in sıfır olan uzaklığı burası. Tam tersini istiyorduk. Bu gitti. E, y'nin sıfır olan uzaklığı x'in sıfır olan uzaklığı. Güzel. Ama y'nin sıfır olan uzaklığı burası iken x'in sıfır olan uzaklığı burası. y'nin sıfır olan uzaklığı daha kısa olması gerekiyordu. O zaman bu da gitti. D'ye bakıyorum. y'nin sıfır olan uzaklığı burası. Z'nin 2 burası ve X'in burası haliyle D'yi işaretleyebilirim. Geldim E'ye. Y'nin 0 olan uzaklığı burası, Z'nin 0 olan uzaklığı burası ve tamamı 1 olan bölgede olduğu için ikisinde de demek ki uzaklığı 1'miş. Eşit çıktı. Bu da olmaz. Cevabımız D şıkkı olacaktı. Devam ediyorum 3'le. N, M ve K pozitif rasyonel sayılar olmak üzere. 4 üzeri N faktöriyel. 125 faktöriyel. 81 üzeri K faktöriyel eşittir 8 faktöriyelmiş. Şimdi bunlar faktöriyelli ya. Mesela bir tanesini ben 1 x 2 x 3 seçsem, ötekini 1 x 2 x 3 x 4 seçsem bu 3 faktöriyeldir. Bu da 4 faktöriyeldir. Eğer ki ben bunların EBOB'larını bulmak istiyorsam tabii ki de e, her birinin içinde zaten küçük olana kadar var olduğundan ben bunların EBOB'u küçük olandır. EKOK'u da büyük olandır diyebilirim. O halde bunların arasından en küçüğü 8 faktöriyelmiş. Bunların arasından ekok denildiği için en büyüğü de 729 faktöriyelmiş. Main'in alabileceği değerler çarpımı soruluyor. Şimdi bakın. Burada 8 faktöriyeli hangi seçti olabilir? Yani hangisi 8 olabilir diye düşüneceğiz. Arkadaşlar şunu düşünelim. 4'ün bir kuvveti var burada ki ben bunu 2 üzeri 2 diye biçiminde yazabilirim eğer ki ben bunu 8'e eşitlersem 8 faktöriyel olsun diye. Burada 2 üzeri 2 n eşittir 2 üzeri 3 dersem tabii ki de 2 n eşittir 3 gelir ve n'nin de 3 bölü 2 olması gerektiğini düşünebilirim. Bu cepte n 3 bölü 2 iken n 3 bölü 2 iken burası 729 olmuş ki 729 dediğimiz sayı da biliyorsun 3'ün bir kuvvetidir. Şimdi 3'ün 4. kuvveti kaçtı? 81'di ben bunu 9 çarparsam yani 3 üzeri 6 eşittir 81 oluyormuş. O halde gel şuradaki 81'in kuvveti olan kısma bakalım. Aslında 81 3 üzeri 4 olduğu için 3, 3, üzeri 4K diyeceğim. Bu da eşittir 3 üzeri 6 olduğuna göre 4K eşittir 6 ve K eşittir 3 bölü 2 diyebilirim artık. Tamam. Şimdi bu durumda bak bu durumda ben EBOB olarak bunu seçemedim. EKOK olarak bunu da seçemedim. O halde bu 125 üzeri M yani 5 üzeri 3M dediğimiz sayı sevgili arkadaşlar şu şekilde bir aralıkta olacak. Neyden büyük olacak? Kesinlikle 8 faktöriyelden daha büyük olacak. Yani bu da demek oluyor ki bu kesinlikle 8'den daha büyük olacak. 5 üzeri 3m. E bu da küçüktür diyeceğiz. E şurası neydi? Şurası 729 gelmesini istemiştik. 729'dan küçük olacak. Rasyonel sayılar olduğu için ben n'yi 3 bölü 2 ve bunu 3 bölü 2 bulmamda bir sıkıntı yok. Pekala 5'in bir katı 8'den büyük olsun istedik. Bu nasıl mümkün? Tabii ki 3M'yi bir yaparsam ben 3M'yi burada Değil mi? 8, 5'ten küçük olması lazım. 2 olabilir ama 25 olursa olur. Veyahut 3M eşittir. 3M eşittir. 5'in bir kuvvetine bakacağız yine. 25'e baktık. 125'e bakmamız için 3M dememiz lazım. Bir de 625'e bakmamız için 4 olması lazım. 3M, 3M değil. 3M, 3'e eşit. Bir de 4'e eşit. O halde M buradan ne gelir? Şuradan 2 bölü 3 gelir. Şuradan 1 gelir. Buradan 4 bölü 3 gelir. Şimdi bunların toplamı pardon çarpımı istenmişti. Ben bunları çarparsam 2 bölü 3 ile 4 bölü 3'ü çarptım. 8 bölü 9. Bunu 1 ile çarptım. Yine 8 bölü 9 geldi. Doğru cevap B şıkkı olmuş oldu. Bir sonraki sayfamıza geçiyoruz. Dördüncü sorudayız artık. Şimdi x sayısını vermiş bize kök 5 artı 1 olduğuna göre, ABC ifadeleri var. hangileri rasyoneldir diye soruluyor. Yani köklü bir ifade kalmayacak elimizde bunu istiyor. Şimdi x zaten kök 5 artı 1di. Ben bunlar 2 çıkarırsam kök 5 eksi 1 gelir ki eşlenik olduğundan yani çarpımları zaten bize 4'ü verecektir bunun yani bu rasyoneldir. A olmayanları eleyebilirsiniz ki bir tane eleyebiliyorsun. b'ye bakıyoruz. Kök 5 artı 1'den kök 5'i çıkarırsan zaten 1 bir gelir. 1'in de karesi 1 yapar. Demek ki bu da rasyonel olacak. Yani B olmayanları da eleyebiliriz şimdi. Cevabı C belirleyecek abi. C'ye bakalım şimdi. X dediğimiz şey kök 5 artı 1'di. Çarpı. Üst taraf kök 5 artı 3. Ve alt tarafta kök 5 artı 2 olduğunu biliyoruz. Şimdi ben burada gidip e, bu kısmı kök 5 eksi 2 ile genişletecek olursam kök 5 artı 1 çarpı. şimdi kök 5 artı 3 ile kök 5 kök eksi 2'yi çarpacağım. kök 5 kere kök 5 5 yaptı. Kök 5 kere 3 3 kök 5 eksi 2 kök 5 daha artı kök 5 gelir. Ve eksi 2 kere artı 3' de eksi 6'yı verir. Bu da bana kök 5 artı 1 çarpı e, kök 5 eksi 1'i verir. E, ben bunları çarptığım takdirde. Ki alt tarafta gençler bakın kök 5 artı 2 ile kök 5 eksi 2'nin çarpımı da bana 5 eksi 4'ten 1'i vereceği için payda zaten kalmadı. Bunların da çarpımının zaten biz 4 olması gerektiğini iyi biliyoruz. O halde bu da bir rasyonelmiş yani cevabımız D olacaktı güzel soruydu. Geçtim 5'e. Kökleri sıfırdan farklı ve ardışık tam sayı olan ikinci dereceden f polinom fonksiyonunun bir kökü kökler çarpımına eşittir diyor. Şimdi eğer bu, bu köklerden e, birisi kökler çarpımına eşit olacaksa bu hangi kökler olur? Ve sıfırdan da farklı demiş bak. Sıfırdan farklı demeseydi direkt sıfırla yanına bir tane eksi biri veya artı biri seçip sıfır kere bir de zaten sıfır olduğu için köklerinden birisi budur mantalitesiyle yürüyebilirdik. İşleri bu şekilde yürütebilirdik. Peki nasıl olur? Bu ancak nasıl mümkün olur biliyor musun? Bir ile ikiyi seçersen. Yani bir kökünü bir Diğer kökünü 2 seçersen bak köklerden birisi 2 ya kökler çarpımı da 2'dir. Aynı zamanda bu polinom fonksiyonun bir kökü kökler çarpımına da eşit olmuş olur. Dolayısıyla bundan kaynaklı sırf bir tane kökü 1 seçiyoruz. Pekala o halde benim e, bu polinom fonksiyonum yani fx fonksiyonum bir kökü birse x 1 ise x-1 diye bir çarpanı vardır. Diğer kökü iki ise x 2 ise x-2 diye bir çarpanı vardır. Baş kat sayısının ne olduğunu bilmiyoruz buna a diyebiliriz fx bölü 4 küçüktür 0 eşitsizliğinin çözüm kümesindeki tam sayılar sonlu sayıda olduğuna göre. Şimdi bu sonlu sayıda muhabbetini bana niye verir ki soru. Bir düşünelim bakalım. Şimdi bunun kökünün x bölü 4 bak bunun kökünün 1 olduğunu yani f1'in 0'a eşit olduğunu ve f2'nin 0'a eşit olduğunu biliyorum. E madem öyle ben bunu 4'e böldüysem kökler 4 katına çıkar. Yani neden biliyor musun? Çünkü içeriği f1 yapan yani içeriği 1 yapan değer 0 oluyorsa ben bunun köklerini arıyorsam içeriği 1 yapan değerlerden birisi 4'tür. İçeriği 2 yapan değer arıyorsam diğeri de 8'dir. O halde 4 ile 8'i yazdım bir kök tablosu oluşturdum bakalım. Şimdi gençler köklerin bacaklarını da çizdik burada. İyi dinliyorsunuz şimdi. Sıfırdan küçük diyor. E bu taraf negatif bu taraf negatif ortası pozitif olursa bu tarafta ve bu tarafta sonlu adette kök bulamam. Sonlu adette eşitsizliği sağlayan değer bulamam. Ama ama eğer ki şurası eksi olursa ki bunun eksi olması demek sağının ve solunun pozitif olması demek. Çünkü bunlar tek katlı köklerdi. İşte o zaman bak eşitsizliği sağlayan tam sayılar sonlu sayıda olacaktır. Aa çok güzel demek ki baş kat sayımızın pozitif olduğunu haber vermek için bunu yapmış bize. Peki fx bölü 2 demiş. Şimdi benim köklerim hani 1 ile 2 idi ya. fx bölü 2 o zaman kökler 2 katına çıkar. Buranın kökleri 2 ve 4'tür fx bölü 6 o zaman kökler 6 katına çıkar 6 ve 12'dir. Şimdi ben bunları sıralarsam 2 4 6 12 biçiminde bir kök tablosu çizeceğim. Bu kök tablosunun bacaklarını oluşturduk arkadaşlar. Şu şekilde her birinin tek katlı kök olması gerektiğini düşünebilirim. Ve f'i biliyorsun pozitif baş kat sayıydı. E bu da pozitif baş kat sayıdır o zaman çarparsam pozitifle başlarım derim. Eksi artı eksi artı dedim ve benden istenen yerler sıfırdan küçük bölgelerdi. Yani burası ve burasıdır diyebilirim. İşte bu eşitsizliği sağlayan x tam sayılarının toplamı. Burada sadece 3 var sağlayan. Şurada baya fazla var. 7 var, 8 var, 9 var, 10 var, 11 var. İşte bunların toplamı istenmiş. 7'den 11'e kadar olan sayıların toplamı 9 kere 5'ten 45'tir. Bir de burada 3'ümüz var 48'dir. Yani bizim kaçıncı sorumuz? 5. sorumuzun cevabı da aşık olmuş olacak diyebiliriz. Geçtim 6'ya. Sabit terimi P1 olan 3. dereceden Px polinom fonksiyonunun en büyük dereceli teriminin katsayısı 1'dir denilmiş. Yani baş katsayısının 1 olduğundan bahsediyor. Bir de ekstradan sabit terimi P1'miş. Şimdi bak ben bu Px 3. dereceden polinomunu x küp artı mx kare artı nx artı dedim. Artı dedim. Burada duruyorum. Varsayalım ki burası sabit terimimiz olan k olsun tamam mı? Abi P1'i söylesen bana şimdi P1 1 artı M artı N artı K değil midir? İşte bu zaten K'ya eşitmiş. Bu zaten K'ya eşitmiş. Hatta ben burada 1 artı M artı n'nin de sıfır olması gerektiğinden de bahsedebilirim. O halde şuradaki K'yı silip gençler ben buraya sadece ama sadece 1 artı M artı N artı K'da yazabilirim. Bak K sonuçta buraya eşitti. Değil mi? Güzel. Şimdi diyor ki QX bir polinom ve bu polinom Px a bölü x biçiminde tanımlanmış. Lan bir dakika dur şimdi. Polinomların, polinomlarda x'lerin kuvvetleri doğal sayı olmayacak mıydı? Demek ki Px dediğimiz ifade x'e tam bölünebiliyor. Bir de şuraya bakıyorsun a da x'e tam bölünebiliyor. Şimdi e, bu şekilde düşünecek olursak a'nın x'e bölünmediğini düşünebilirsin. Lakin doğru düşünüyorsun. Px'ten a çıkınca demek ki sabit bir sayı kalmıyor. He, o zaman ben şuradaki sabit terimin ki buradaki sabit terim 1 artı m artı n artı k idi gençler. Ben bunun a'ya eşit olması gerektiğini düşünebilirim. Eşittir a. Şimdi benden q1 isteniyor. Bak iyi dinle. Q1'i yukarıda yerine yazarsam diyor ki bak P1 bundan diyor bundan 1 artı M artı N artı K'yı çıkar diyor. Ve bunu da 1'e böl diyor. Ve tamam güzel. Şimdi P1'i bulmak istersem eğer P1'in ben zaten bu olduğunu söylemiştim. Yani 1 artı, m artı, n artı, k olduğunu söylemişti. Yani bundan ben bunu çıkarırsam zaten 0 kalır. 0 bölü 1 de bana 0'ı verir. Demek ki cevabımız da 0 olacakmış diyebiliriz. Doğru cevap C şıkkında verilmiştir. Devam edelim. 7. sorumuzda baş kat negatif gerçel sayı olan f, g ve h fonksiyonları yardımıyla oluşan f artı g, f artı h ve g artı h fonksiyonlarının grafikleri aşağıdaki dik koordinat düzleminde verilmiş bize. Şimdi f artı 2 0 diyor. Bu f artı 2 dediği şey nedir? Şudur. F 0 artı 2 eşittir. H 0 artı 1. Bu da eşittir. G 0 demektir aslına bakarsan. Yani bu ne demek oluyor? F fonksiyonunun e, y eksenini kestiği noktanın iki fazlası. H fonksiyonunun y eksenini kestiği noktanın bir fazlasına ve bu da G fonksiyonunun y eksenini kestiği noktaya eşittir deniliyor. Ve ekstradan demiş ki H2'den F2'yi çıkarırsan 1 bölü 3 bulursun. Şimdi öncelikle H eksi F'i ben şuradaki fonksiyonlardan nasıl elde ederim? H'dan F'yi nasıl çıkarabilirim? Şöyle H artı G'den F artı G'yi çıkarırsam G'ler gider. Elimde de H eksi F kalır. Varsayalım ki iki absisi noktamız da şurası olsun. Şunu da şöyle yukarı doğru çektik. Bak şuranın ordinatı, buranın ordinatı, H2 artı G2 iken H2 artı G2 iken Şuranın ordinatı nedir? Buranın ordinatı da hocam hemen söyleyeyim. Kırmızıydı. F2 ve artı G2'dir. Şimdi ben şundan şunu çıkarırsam H2 eksi F2 kalır ki demek ki bana buradaki şu uzunluğu verecek o. O da 1 bölü 3 birimmiş buradaki uzunluk tamam mı? FK eşittir 0 eşitliğini sağlayan K kaçtır? E şimdi hocam ondan önce biz şuna bir girişelim o zaman. Ben şöyle desem, G0'ı A olarak seçsem, buradaki H0 ne olur? Tabii ki A-1 olur. Buradaki F0 ne olur? Bu da tabii ki de A-2 olur. Ki toplanınca hepsi A'yı versin bana. Şimdi geldim, mavi fonksiyona bakıyorum. H ile G'nin toplamı mıydı? Şimdi aslına bakarsan biz H0 artı G0 arıyoruz. E H0 buydu, G0 da buydu. İkisini toplarsam 2A-1 yapar. Yani buranın ordinatı 2A-1'dir. Geldim şuradaki ordinata. F ile G'yi toplamam gerekiyor. Şunla şunu. O halde 2A eksi 2'dir buranın ordinatı. Artık bu kadarı yeter. Niye biliyor musun? Çünkü ben buradaki uzunluğu hesaplayabilirim ki buradaki uzunluk kaçtır? 1 bir birimdir. Bak 2A eksi 2'den 2A eksi 1'e 1 e bir birim uzunluğunda. E şuranın uzunluğunda 1 bölü 3 değil miydi? E abi burada bir üçgenimiz yok mu? Benden ne isteniyor? FK eşittir 0 eşitliğini sağlayan isteniyor değil mi? E şimdi FK eşittir 0'ı sağlayacaksa gençler o halde bizden şunu isteniyor. F F'i de sıfıra eşitleyen, G'yi de sıfıra eşitleyen, H'ı da sıfıra eşitleyen her bir noktanın tamamı hepsi burası. Olan biten bu. E peki o halde ben üçgen benzerliğinden şunu yapamaz mıyım? 1 bölü 3'ün 1'e oranı ki 1 bölü 3 yapar. Eşittir. Şuraya geldim. Şurası K olursa K'nın K artı 2 oranı. E böylelikle ben K'nın zaten 1 olması gerektiğini söyleyebilirim. K1 ise 1 eklersem buranın apsisini ne yapar? 3 yapar. Demek ki cevabımızda da sağlayan değer 3'müş. Cevap A şıkkı olacakmış. Devam ediyorum. 8'de. M ve N gerçel sayılar olmak üzere. M küçük veya eşit. X küçüktür N eşitsizliklerini sağlayan. Gerçel sayılardan oluşan küme. Bu şekilde verilmiş bak. E, M'den kapalı. N'den açık biçimde gösterilmiş. Her X pozitif tam sayısı için de. AX dediğimiz küme aslında 1 bölü X ile 1 artı X bölü 10 şeklinde tanımlanmış. Şimdi buna göre diyor bunları birleştir, bunları birleştir, ikisini kesiştir. Bu kümenin eşiti hangisidir diye soruluyor. Şimdi öncelikle A1 dediğimiz küme yerine yazarsanız 1 ile 1 artı 1 bölü 10 yani 1 virgül 1 arasındadır. Niye? Çünkü bu 1 bölü 10 demek 0.1 demek. 1 ile 1.1 açık aralığında yarı açık aralı diyelim. A2 nedir hocam o zaman? A2 1 bölü 2 ile bak 1 bölü 2 ile e şurası ne olur? 1 artı 1, 2, 1 artı 2 bölü 10'dan e hocam 2 bölü 10 0.2 idi. Demek ki 1 2 aralığındadır diyeceğim. A3'e şimdi bakıyorum. A3 1 bölü 3 ile tabii tabi doğal olarak o da 1 3 aralığındadır. A3 de bulduk yeter. Şimdi A4'e bakalım gençler. A4 1 bölü 4 ile 1 virgül aralığındadır. A5 de 1 bölü 5 ile 1,5 aralığındadır diyebiliriz. Şimdi diyor ki şu üçünü birleştir ya ilk üçünü birleştir. İlk üçünü birleştireceksem alt sınırların en küçüğü ve üst sınırların da tabii doğal olarak en büyüğünü almam lazım. üst sınırların en büyüğü de zaten burada. Birleşim yapıyoruz çünkü. O halde demek ki zaten burası bana A3'ü verecekmiş. Geldim sağ tarafa A4 ile A5'i birleştirince de en büyüğü olan zaten şunu verir. Alt sınırların küçüğü üst sınırların büyüğü bunda. Yani A3 ile A5'i mi bulacak? E bunları kesiştir demiş. Şimdi birleşimde büyüğü oluyorsa kesişimde de küçüğü olacaktır. O halde cevabımız A3'tür. Yani cevap C şıkkında verilmiştir diyeceğiz. 9. A1x kare artı B1x artı C1 öteki de A2x kare artı B2x artı C2 olarak verilmiş F ve G ikinci dereceden denklem olarak verilmiş. F çarpı G eşit sıfır denkleminin çözüm kümesi 4 elemanlı olup yani demek ki 2 kök bundan 2 kök bundan geliyor. E, çözüm kümesinin elemanlarının toplamı da 10'dur denilmiş. Şimdi buna göre F2x çarpı G2x eşit sıfır denkleminin çözüm kümesi soruluyor. Dikkat ettiysen yukarıda soruların bir tanesini demiştim ki içeriği 4'e bölersen kökler 4 katına çıkar. E içeriği 2 ile çarpmış o zaman kökler yarıya düşecek. Yani örnek veriyorum bunun kökü x1 ve x2 iken bunun kökü x3 ve x4 ise ve bunların toplamı neydi? x1 artı x2 artı x3 artı x4 ya. E şimdi düşünüyorsun kökler yarıya düşecekse hem bunun hem de bunun o zaman köklerimiz ne olur? x1 bölü 2 artı x2 bölü 2 artı x3 bölü 2 artı x4 bölü 2 olacaktır. Bunların toplamı da bunun bölü ikisidir. Üst taraf zaten 10'du. 12'ye 2'ye bölersem cevabın 5 gelmesi gerektiğini söyleyebilirim. 9. sorumuzun cevabı B şıkkıydı. Geldim 10'a. Aşağıda dik koordinat düzleminde baş katsayılarının mutlak değeri 1 olan yani 1 veya eksi 1'miş bunların baş katsayıları. Şurada Şurada ve şurada farklı farklı paraboller verilmiş bize. Grafik üzerindeki uzunluklar tepe noktalarıyla x ekseni arasındaki mesafeyi gösterdiğine göre a artı b toplamı soruluyor. Ee, şöyle diyelim mi? En açık verilen fonksiyon aslında g fonksiyonudur. Neden g fonksiyonudur hocam? Şundan kaynaklı. Çünkü gx fonksiyonunun ben baş kat sayısının pozitif olduğunu biliyorum. Çünkü kolları yukarı doğru. Gx fonksiyonu baş kat sayısı da 1 olacaktı zaten. Tepe noktamız bak burada e, 4 ile 8'in tam ortası olan 6 absisi noktadır. Dolayısıyla x 6'nın karesi artı ordinatının şuradaki mesafesi de 4 olarak verildiğine göre 4'tür. Şimdi gx fonksiyon açık olduğunu söylemiştik ve bunu şu an yazdık ifade ettik. g fonksiyonu ortaya çıktı. Ayrıyeten ben g fonksiyonu için g8'in G8'in nereden geçtiğini bulabilirim. Yani şuranın ordinatını bulabilirim. 8'den 6 çıktı. 2, 2'nin karesi 4. 4 artı 4'ten 8 geldi. Demek ki burası 8 absisi noktaymış. Bu baya bir işimize yarayacak. Çünkü F fonksiyonu da buradan geçiyor. H fonksiyonu da buradan aynı zamanda geçiyor. Hangi noktalar için geçtiğimi de birazdan ifade edeceğiz. Şimdi H fonksiyonuyla ilgilenelim. Hx fonksiyonumuz için... Ben bir kökünün 12 olduğunu biliyorum ve kolları da aşağı doğruydu. Bunu da lütfen unutmayalım. Eksi parantezinde bir köküm 12 ise x eksi, eksi 12 diye bir çarpanım vardır. Diğer kökümün ne olduğunu bilmiyorum ama şöyle uzatalım tamam mı? Uzattığım takdirde de oraya a diyelim. A diye bir köküm daha var. Ve unutmayın bu fonksiyon h fonksiyonu 8 için 8'den geçiyor. O halde h 8 diyeceğim eşittir. Eksi 8'den 12'yi çıkardım. Eksi 4 çarpı 8 eksi a yaptı eşittir 8 diyeceğim. Şurası kaç? 4. 4'ü 8'e böldüm. 2. 8'den ne çıkınca 2 kalır? Tabii ki 6. Demek ki aslında şu 6 dediğim absis nokta bunun uzantısıymış. Yani h fonksiyonum belli artık benim. Ve ben b'yi nasıl bulurum? 6 ile 12'nin tam ortasında hangi sayı vardır? 6 artı 12 bölü 2'den 9'dur. Yani burası 9 absisi noktadır. 9'u yerine yazarsam b'yi bulabilirim. O halde yazalım h9 eşittir. Eksi 9'dan 12'yi çıkardım. Eksi 3 ve A kaçtı? A, e, A 6'ydı. Ve 9'dan 6'yı çıkardım 3. Bunları çarparsam kaç gelir? 9 gelir. Demek ki B 9'muş. Yani sorunun yarısı bitti. Ve A'yı bulmak için F fonksiyonuna ihtiyacım var şimdi. Fx fonksiyonu kolları aşağı doğru olduğu için baş kat sayısı negatiftir. E, 0 ile 4'ün tam ortasında tepe noktası vardır simetri ekseni. O halde x eksi 2'nin karesi artı tabi k'sını bilmiyoruz artı bir de k dedim. Ve unutmayalım 4 için 8'den veya 0 için 8'den geçiyor. Hadi 0 yerine yazalım f0 eşittir Eksi, eksi 2'nin karesi 4 yapar. Artı bir de K'mız var. Bu da neyi verecekti bize? 8'i verecekti. O halde K eşittir 12 diyeceğim. Yani K dediğim yerde zaten tepe noktasının ordinatı olduğu için burası nedir arkadaşlarım? 12'dir derim. Bu da 12'ymiş. 12 ile 9'un toplamı sorulmuş. Doğru cevap 21'in ta kendisidir. Yani cevap D şıkkında verilmiştir diyeceğiz. 10. sorumuz için gençler. Bu soruyu da çözdük. Şimdi devam ediyorum. 11. sorumuz da bir sonraki sayfada. 11. soru. P 1'den farklı pozitif gerçel sayı olmak üzere. Şimdi diyor ki bak. AK P çarpı AK artı 1 eşitliği veriliyor. A6, A5, A4'ün toplamının A7 eksi A4'e oranı 2 olduğuna göre P kaçtır diye sorulmuş. Şimdi ben burada şöyle bir şeyler yapsam. Şimdi bir sonraki terimin P katı bana eğer AK'yı veriyorsa. Bir sonraki terimin P katı bana AK'yı veriyorsa. O zaman ben şöyle düşünürüm ak'yı da p'ye bölersem tamam. Bir sonraki terimi bulmuş olur muyum? Vallahi olurum. Yani şuradaki p'yi aldım karşıya attım. Yaptığım olay bu aslında. E, o halde ben e, şuradaki a6'yı a6 değil de a4 çarpı 1 bölü p olarak yazsam ne olur? a 5 elde ederim. p kare dersem a 6 elde ederim. Artı A4 çarpı 1 bölü P bana zaten A5'i veriyordu ve bir tane de A4'üm vardı. Şimdi ben bunları A4 parantezine alacak olursam 1 bölü P'nin karesi artı 1 bölü P artı bana 1'i verecek. Şimdi gel gelelim şu kısma. Bölü dedim. Alt tarafta ne var abi? A7 eksi A4. E o zaman A4 parantezine alayım ben burayı. Burası bana 1 bölü P küpü verecektir. A7'den kalan kısım. Eksi 1 dedim. Şimdi dikkat ettiysen burası 2'ymiş ya. Yani. Şununla şu birbirini götürüyor zaten. 1 bölü P küp eksi 1 de 1 bölü P eksi 1 parantezinde 1 bölü P kare artı 1 bölü P artı 1 biçiminde çarpanlarını ayırabiliyor. Küp farkı. O zaman bununla da bu gider. Geriye sadece ne kalır? 1 bölü 1 bölü P eksi 1 eşittir 2 kalır. Hatta ben bunu şu şekilde de ifade edebilirim. Eşittir dedim. 1 bölü şu alttaki kısım var ya 1 eksi P bölü P'dir ters çevirip çarparsak buradaki P olur. Burası da gider. P bölü 1 eksi P 2'yi veriyormuş. Tamam. P bölü 1 eksi P eşittir 2 dedik. E i̇çler dışlar. 2 eksi 2 P eşittir P yapar. Buradan 3 P eşittir P'dir. 2'dir özür dilerim. Ve P eşittir ne gelir? 2 bölü 3'ün ta kendisi. P kaçtır diye sorulmuş. Cevap 2 bölü 3 yani D şıkkı olacaktı. Geçtim 12'ye. Terimleri birbirinden farklı ve ortak farkı R olan bir AN aritmetik dizisi için A1 4R'ye eşitmiş. Şimdi bu bir aritmetik dizi. Unutmayalım. Ortak fark da R'ydi. İlk terim ortak farkın 4 katıymış. Şimdi A7 eşittir. A5 çarpı A3 demiş bakın. Dikkat edin. Ee, A21 kaçtır diye soruluyor. Şimdi ben burada A7 dediğim şeyi A1 artı 6R biçiminde ifade ederim. A5 A1 artı 4R'dir. Ve A3 de A1 artı 2R'dir hocam. Şimdi A1'in 4R olduğu bir dünyada 4R ile 6R'yi topla 10R gelir. Eşittir. E şurasına gelir 8R çarpı şurasına gelir 6R gelir. O zaman R'lerden bir tanesini götürelim. Şöyle ve şöyle. Böylelikle 48R eşittir 10 olur. R eşittir 10 bölü 48 olur. 10 bölü 48 dediğimiz şey de 2 ile sadeleştirirsem 5 bölü 24'tür değil mi? Şimdi R'yi bulduk abi 5 bölü 24. Bizden ne isteniyor? A21. Ben bu A21'i şöyle yazamaz mıyım? A1 artı 20 R diye yazamaz mıyım? Yazarım. A1 neydi? 24 R, 4 rydi Toplarsam 24 R gelir. Benden 24 R isteniyor. R kaçtı? 5 bölü 24. O zaman 24 de ben 5 bölü 24'ü çarparsam cevap 5'in ta kendisi olur. Yani cevap D şıkkında verilmiştir deriz. 12. sorumuzda çözdük geçtik 13'e. ABC birer tam sayı. X artı 1'in 10. kuvveti artı AX kare artı BX artı C bölü X küp ifadesindeki açılımın her bir terimin, terimin derecesi doğal sayıdır. Yani diyor ki bu bir polinomdur diyor. Demek ki gençler AX kare artı BX artı C dediğimiz ifade ile içerideki X kareli terimin katsayısı, X'li terimin katsayısı ve sabit terim birbirini götürüyor. Peki buna göre açılımdaki x üzeri dörtlü terimin katsayısı kaçtır diye soruluyor şimdi. Şöyle düşünelim bir. Ben şu açılımdaki x kareli, xli terimin ve sabit terimin birbirini götürdüğünü biliyorum burada değil mi? Bunlar birbirini götürüyor. Bu açılımdaki x üzeri dörtlü terimin katsayısını bulabilmek için ne gerekiyor o halde? Götürdüğünü zaten biliyorum. E, otomatikman O halde ben direkt buradaki x üzeri dörtlü terimin katsayısını bulurum. Bunu da bulabilmek için şöyle derim. Onun altılısına ihtiyacım var. Neden? Çünkü ben buradaki ikisinin kuvvetini 10 6'dan 4 yazmak için çarpı bir de 1'in 6. kuvvetimiz mevcut. E burası ne gelir? Onun altılısı bana aynı zamanda onun dörtlüsünü verecektir. Değil mi? Onun altılısı bana onun dörtlüsünü verecektir. Onun dörtlüsü çarpı x üzeri 4 çarpı 1 üzeri 6'dan 1 zaten onu yazmıyorum. E şimdi çok güzel İyi hayal ettik. Düzgün götürdük ama x küpe bölmeyi unuttuk. Demek ki x küpe bölündüğü takdirde x üzeri 4 kalması lazım. Yani bunlar benim için hiçbir şey. Ben sadece şunu yapacağım. x üzeri 7'yi elde etmem gerekiyor. Bunu elde etmek için onun üçlüsüne ihtiyacım var o halde. Çarpı 1'in küpü diyeceğim. E x üzeri 7'li terimi de x küpe bölünce zaten ne gelecek? Karşıma benim otomatikman x üzeri 4 kalacak. E onun, üçlü, onun üçlüsü lazımmış bana. Onun üçlüsü de 120'nin ta kendisidir. Cevabımız C şıkkında verilmiştir deriz. Geçtim 14'e. Aşağıda bir giyim mağazasının SML hemen bedava reklam. En sevdiğim. <laughs> Şöyle yapalım gençler. SML ve XL bedenlerinde sattığı tişörtlerin renk bakımından çeşidi verilmiş. Aynı mağazada aynı mağazaya giren Ayberk, Buğra, Cansel ve Duran sırasıyla MSL ve XLarge Beden tişört giymekte buna göre bu dört kişinin kendi bedenlerinde ve her birinin farklı renkte tişört aldığı kaç durum oluşur diye sorulmuş. Şimdi elimizde bizim şöyle olaylar var. Small, Medium, Large ve X Large diyelim tamam mı? Ve tişörtlerimizin renkleri de mavi, turuncu, mavi, turuncu, sarı ve yeşil renkte tişörtlerimiz var. Bunlar da renkleri. Şimdi bunları gruplayalım. Mesela mavi de neler var? Small var, medium var, large var. E, x large yok hocam. Yani şu yok. Pekala. E turuncuda ML ve X large var. Yani şu var, şu var ama şu yok. Değil mi? X large da vardı. Bu da vardı ama şu yoktu. Sarıya geldim. Sarıda SL var, medium yok. Dolayısıyla S var, L var, X large var ama medium yok dedik. Ve yeşilde de sevgili arkadaşlar SM var L yok X darç var Yani SM şu da var Ama şu yok dedik değil mi Şimdi en çok olan ihtimallerden başlayarak ilerleyelim Mesela şimdi şöyle yapalım Buradan M'den başladık Medium tişört seçelim biz bu adama Medium tişörtü e, şu şekilde ya bundan ya bundan ya da bundan seçer Yani 3 tane farklı ihtimal var Ayberk için 3 tane farklı durum var Çarpı dedim Şimdi bu adam hangisini alsın? Örnek veriyorum ki maviyi seçtik bunu aldık artık burası da iptal. Yalnız şöyle bir durum var. Maviden aldığım için farklı renkte istediklerinden e, buraların tamamı yok oldu. Yani bir daha mavi tişört satamayacağız abi bitti. Gelenlere yok diyeceğiz. Şimdi bakın S için S için e, maviyi iptal etmiştik biz. Özür diliyorum mavi satırını yok edeceğiz. Özür yani şöyle şu da yok diyeceğiz. Bu da yok diyeceğiz. Ve bu da yok diyeceğiz. Tamam. Güzel. Şimdi geldim. Şu small beden alınacak ya. Yani. Şimdi small bedene baktığım zaman iki farklı seçenek var. Medium'a baktığım zaman iki farklı seçenek var. Ama sıradaki adamı x'ler seçecek olan kişi seçersem üç farklı seçenek var. O zaman önce dedim ki duran alsın. Tamam. Şimdi sırasıyla dediğine bakma. O renklerin sıralaramasını söylüyor. Bunlar mağazaya sırasıyla girecek değil. Bak aynı anda giriyorlar. O halde ben diyorum ki... Kardeş duran alsın x dar çalsın. x dar için 3 seçenek var. O 3 seçenekten bir tanesini seçecek. Varsayalım ki şunu seçti. Ve durana da çarpı 3 dedik bu arada. Çarpı 3. Ve varsayalım ki bunu aldı. E bunu aldığına göre artık sarı da kimse seçemeyecek. Yani bu da gitti bu da gitti zaten bu yoktu. E şimdi artık diğerlerine bakalım. Hangisini seçelim bunu da seçtik. Small'a bakalım. Small için burada tek seçenek var. Large için Burada da tek seçenek var. Artık 1 çarpı 1 diyebilirim. Yani 3 çarpı 3 çarpı 1 çarpı 1 bana cevabı verecek. Doğru cevap da C, 5 olacaktı. Cevap 9'du diyebiliriz gençler. 14. sorumuzda çözdük. Geçtik 15'e. Evet şimdi diyor ki kağıtların üzerinde çeşitleri belirtilen ödevi alan kişilerden ödevini zamanında teslim edenlerin yanına şekildeki biçimde mavi çizgi konulmakta. Geç teslim edenlere de geç teslim diye bir şey yazılıyormuş. Yıl sonu ödevi kağıdının üzerine ajanda konulduğundan kağıdın bir kısmı görünmemektedir. Pekala. Şekilde yıl sonu ödevini zamanında teslim eden iki kişi olduğuna göre proje ödevini zamanında teslim edenlerden en az birisinin yıl sonu ödevini de zamanında teslim etme olasılığı nedir diye soruluyor. Şimdi... Yani şu tarafta tik olan ismini ya da tik olanın sağ taraftaki kağıtta da tik olma ihtimali soruluyor. Bu ihtimal için Ayşe'de böyle bir ihtimal yok. Ayşe proje ödevini zamanında teslim etmiş ama yıl sonu ödevini zamanında teslim etmemiş. Şimdi benden bu ihtimal soruluyor ve unutma ki şu yıl sonu ödevini sadece iki kişi zamanında teslim etmiş. Sadece iki kişi. Ve diyor ki en az birinin yıl sonu ödevini de zamanında teslim etme olasılığı soruluyordu. Şimdi şöyle diyelim. Bir tanesi zamanında teslim etsin. Burada isminde tik olanlardan. Diğeri geç teslim etsin diyoruz. Tamam. O zaman ben şöyle seçerim. Şu üç kişiden Berra, Ecrin ve Feyza. Şimdi Berra diyelim. Tamam. Berra'dan başladım. Diyorum ki Berra proje ödevini zamanında teslim etmiş. Yıl sonu ödevini de zamanında teslim etsin istiyoruz. Bunun için şöyle bir durum var. Ee, Berra bunu zamanında teslim ederse. Tamam mı? Diğerini bak şuradaki diğer geri kalan 5 kişiden sadece bir kişi teslim etsin diyoruz ya bak bunu unutma bir daha söylüyorum. Proje ödevini zamanında teslim etsin. Yıl sonu ödevini de zamanında teslim eden sadece bir kişi olsun istiyorum. Burada en az bir istediği için önce bu ihtimali bulacağım. Ve bu da Berra olsun istedim. Yani Berra'nın yanında tik var. O zaman Ecrin'de ve Feyza'da tik olmayacak abi. Çünkü bunlar da burada tikli ya. Bunlar tikli olmayacak. O zaman geriye kalan 1, 2, 3 kişiden herhangi birine seçip ona tik atacağım. Yani evet. o halde bu durum kaç farklı şekilde mümkün? Berra'nın e, proje ödevini ve yıl sonu ödevini zamanında teslim etmiş olma durumunda geriye kalanlardan e, 3 kişi olduğuna göre 3 farklı biçimde mümkün. E, bu durum Ecrin için de Feyza için de aynı sayıdadır. Çünkü aynı mantaliteyle işlemleri kullanacağız. Bu da 3 bu da 3. Yani toplam 9 tane durum mu var? Pekala. Şimdi şuna bakacağız. En az 1 demişti. Onu hallettik. Peki 2 kişi olursa o zaman nasıl olacak? Mesela varsayalım ki Berra ile Ecrin. Berra ve Ecrin. Berra Ecrin için karşı tarafta tik var ve karşı tarafta tik varsa, tamam mı? Şunların her birinde zaten geç teslim etmiştir yazacak. Tamam? Bunların her birinde karşı taraflarında geç teslim etmiş. Yani seçmemiz gereken bir durum yok çünkü zaten iki tane tik vardı karşıda. Onları da biz belirledik. Berra Ecrin için 1. O zaman Berra Feyza için yine 1. Daha sonrasında Ecrin Feyza için yine 1 olacak. Bu durumda da sevgili arkadaşlar 3 tane daha durum söz konusu diyeceğiz. Yani 12 bölü şimdi tüm duruma bakmam lazım. Tüm durumda şuydu arkadaşlar. Burada zaten tikli olanları görüyoruz ya sağ tarafta. Şurada Ayşe'nin zaten geç teslim ettiğini biliyoruz. Geriye kaç kişi kaldı? 6. 6 kişiden herhangi 2 kişisini seçerim, seçerim ve bunlara tik atarım derim. Bu da tüm durumu verir. Üst taraf 12, alt taraf 15. 12 bölü 15, 4 bölü 5'in ta kendisidir. Yani cevap A seçeneğinde verilmiştir deriz. Altta soru yok. Sağ üst taraftayım. Logaritma sorusu ve sanırım işlem hatası sorusu. Diyor ki bana. Bir öğrenci okul sınavında aşağıdaki soruyla karşılaşıyor. Öğrenci bu soruyu aşağıdaki aşamalardaki gibi çözüyor. 5 aşamada çözmüş fakat çözüm kümesinde yer alan x eşittir eksi 2 değerini eşitsizlikte de yerine yazdığında eşitsizliğin sağlanmadığını görüyor. Buna göre öğrenci ilk hatayı çözümün kaçıncı aşamasında yapmıştır? Şimdi gençler logaritmik fonksiyonlarda bu şekilde çarpanları ayırma falan yaparken 86.754 defa söyledim ben size. Dedim ki la dedim bak şurada x kare eksi 4 falan yazıyorsa kalkıp da bunu yani şunu yapabilirsin bak. Logaritma 10 mu yazıyor? Sen bunu logaritma 2 ile logaritma 5'in toplamı biçimde yazarsın. Niye? Çünkü sen kalkıp da logaritma 10'u logaritma eksi 2 ile hocam logaritma eksi 5'i topladım diyemezsin zaten bana. Çünkü logaritma fonksiyonunun tanımından kaynaklı içinin negatif olmayacağını bilirsin. Ama bunlar böyle e, bilinmeyenli bir ifade olunca kafana göre takılıyor. Niye bilmiyor? Kafana göre takılamazsın. Burada madem kuralına uygun oynuyorsun, burada da kuralına uygulamak uygun oynamak zorundasın. Yani adam bunu karşıya atarken bir sıkıntı yaşamaz ama x kare x 4'ü böyle böyle çarpanlarını ayırsa sıkıntı yaşar abi. Niye? Negatif olma durumlarını es geçmiş olur. Çözüm ne kadar doğru gibi dursa da ikinci öncülde ikinci adımda hata yapmıştır. Doğru cevap da B şıkkıdır. Geçtim 17'ye. ABC'de pozitif gerçel sayılar olmak üzere ABC'de artan AN geometrik dizisinin ardışık terimleridir. Bak bu dizi artıyormuş. Yani o zaman bunun R'sinin ben birden büyük olması gerektiğini bilirim. Bu terimlerin adı adi logaritması alınarak ki adi logaritma biliyorsunuz bayağı logaritma, sıradan logaritma, basit logaritma. Adinin kelime anlamı da zaten budur, sıradandır. Biz yanlış kullanırız. BN dizisi log A, log B, log C, log D olmuştur. E şimdi düşünelim ben e, mesela burada Bizim R diye bir terimimiz var. R diye bir sayımız var. Bu R ortak çarpandı yukarıdaki dizide. E şimdi o zaman burada log A ve log B varsa ve ben bu B'yi aslında log A ve burayı da log A çarpı R olarak yazarsam. Bunun da logaritma A artı logaritma R olduğunu bilirsem ki bu ne demektir? Yani ben buradaki log A terimine log R ekleyerek diğer terimi elde ettim demektir. Yani ben bu dizinin bir aritmetik dizi olması gerektiğini anlıyorum. Peki terimleri pozitif midir? Yok pozitif olmak zorunda değildir. Mesela örnek veriyorum. Örnek veriyorum. Logaritma şurası a diyelim. 1 bölü 16 olsun. Bu 1 bölü 8 olsun. Ama e, evet 2 ile çarparak elde ettim. Bu 1 bölü 4 olsun. Bu da 1 bölü 2 olsun. Şimdi logaritma 1 bölü 16. Şu dizinin terimi ya. E, logaritma 1 bölü 16 pozitif mi? Değil negatif. Sıfırdan küçük. Çünkü log 1'den küçük. O halde terimleri pozitiftir diyemem. Peki terimleri artan mıdır? E mecburen artacak. Çünkü çünkü R'miz birden büyüktü. Yani burada burası artandı ve artansa logaritmanın içi arttıkça da kendisi artıyordu. Doğal, olarak da log R ekleye ekleye gittiğimiz için tabii ki de artandır. İkinci ve üçüncü öncüllerimiz doğruydu. Cevap D şıkkıydı. Geçtim 18'e. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları x 1 iken 0, 1'den farklı iken 1, bir, x 1 iken 3 ve 1'den farklı iken 2 biçimde tanımlanmış. Buna göre f artı g fonksiyonunun süreksiz olduğu kaç nokta vardır diye soruluyor. Şimdi 1'den farklı iken ve 1 iken diyor ya 1 iken 1'deki görüntüsünü bulabilirim f artı g'nin. 0 ile 3'ü toplarım f artı g'nin 1'deki görüntüsüne a ve derim ki 3'müş. Şimdi 1 bir değilken 1'deki limitini kontrol ederken de e doğal olarak ben birden farklı olduğu bölgeye bakarım ki limitleri toplamı da birdeki limitleri toplamda neymiş? 3'müş. E şimdi daima 3 ve daima 3 gelecekse her yerde 3'tür. Yani bütün reel sayılarda bunun görüntüsü 3'tür. E yani sabit fonksiyondur. E sabit fonksiyon süreksiz olduğu bir nokta var mıdır? Yoktur. Cevap da A şıkkına verilmiştir derim. Geçtim 19'a. R eksi A kümesinde sürekli. Yani diyor ki A'da fonksiyon sürekli değil diyor. Ve birebir olan f fonksiyonunun grafiği doğrusal parçalardan oluşmaktadır. Ee, fx'in eksi 1'de limiti yoktur diyor. Demek ki bu e, limitinin olmadığı yerde zaten sürekli oluyor diye Ben size anlatmıştım hani lst. Ne demiştim? Sağdan sola doğru gelirken olumlu cümleler kuracağız. Yani bir fonksiyon bir noktada türevi varsa o noktada süreklidir. O noktada ise limiti vardır. Bu tarafa doğru gelirken bu cümleleri kuruyorduk. Sağ tarafa doğru giderken de olumsuz cümleler kuruyorduk. Bir fonksiyonun limiti yoksa o noktada sürekli değildir. Sürekli değilse o noktada türevi de yoktur demiştim. Demek ki bak bu fonksiyon a'da sürekli değilmiş ya. Eksi 1'de de limiti yoksa demek ki eksi 1 a'ymış arkadaşlar. Yani a'nın ben eksi 1 olması gerektiğini anladım. Çok güzel. Şimdi Hocam f bileşki f'in de 1'de limiti yokmuş. Demek ki şu dışarıdaki f'in içine şurası f1 mi? İşte o f1 de aslına bakarsan eksi 1 veriyormuş ki f eksi 1 böylelikle olmuyormuş. Çok güzel. Şimdi f1'in eksi 1 olduğunu öğrendik. Şimdi diyor ki x b'ye giderken f2 sıfırdır. Ama ondan önce bir de şu var. 3'ü yerine yazdın Şurası f3 madem yok bak burası f3 ya. Demek ki bunun içine artık ne girecek? 1 olması lazım. Yani F3'ün de ben 1 olması gerektiğini anladım aynı zamanda. Böylelikle bak burası bir olursa F1 1 olursa F1-1 olur. F-1 -1 de yoktu zaten. Şimdi diyor ki e, X B'ye yaklaşırken F eşittir 0 olduğuna göre B kaçtır diye sorulmuş. Yani bu fonksiyonu aslına bakarsan 0 e, yapan B değeri kaçtır diye sorulmuş bize. Peki şimdi ben bu fonksiyonun birebir 1 olduğunu biliyorum. Bak 1'e 1 bir olduğunu biliyorum. Eksi 1'de limitinin olmadığını biliyorum. Şurası eksi 1. Eksi 1'de limit yokmuş. Sürekliymiş ve 1'e Ve doğrusal parçalarla oluşmuş. O zaman şöyle diyebilir miyim? Bak eksi 1'e kadar şöyle gelmiştir. Eksi 1'den sonra 1'e 1 bir olduğu için de şu şekilde artmaya devam etmiştir diyebiliriz yani. Şöyle diyebilirim mesela. Olur mu? Limiti olmaz. Eksi 1 noktasında sürekli değildir limit olmadığı için. Diğer geri kalan her yerde zaten bu fonksiyon ne olacaktır gençler? e ee, bir olacaktır. Tamam güzel. B'ye giderken fx diyor ya mesela B burada nedir o zaman? Şurasıdır örnek veriyorum. Tabii farklı bir şekilde çizersek de şöyle de çizilebilir bu fonksiyon. Böylelikle farklı bir şey gelebilir. Ve unutma benim bir sürü görüntümü ben biliyorum zaten. Yani nasıl biliyorum? F1'in eksi 1 olduğunu biliyorum. F3'ün 1 olduğunu biliyorum. O yüzden bunu böyle kafama göre çizmek yerine daha uygun standartlarda çizmem gerekiyor. Yani hocam şöyle mi? F3 1'miş. Yani 3 için bu fonksiyon birden geçer diyeceksin. Şurası 1 olsun. Şuradan geçer diyeceksin. 1 içinde eksi 1'den geçiyormuş. E şurası 1 ise hocam demek ki eksi 1 de şurası. Demek ki buradan geçecek. Yani benim fonksiyonum şu şekilde çizilecek. Ama unutma e, nereye kadar gelecektik? Hatta bunu biraz daha yayvan çizeyim ben sana şöyle. Şöyle yapayım bak unutmayalım. Şunu şöyle açayım ben. Tamam mı? Açtıktan sonra şu 3'ü de oradan sileyim. 3 3'in 1'den geçecekti ya. Şurası 3 olsun. Bak görünüyor mu ekranda? Görünüyor. Şurası 3 olsun. Şurası 1 olsun. Buradan geçecek. 1 içinde eksi 1'den geçecek demiştik. O da burası. Şimdi ben bunu bu şekilde çizecek olursam. Eksi 1'e kadar getirdim. Eksi 1'den sonra. Demek ki ne olmuş gençler? 1'e 1'di ya. Şu şekilde azalmış. Eksi 1 absisi noktamızda aha da burasıydı. Aha burada böyle olmuş böyle olmuş diyebilirim artık. Tamam çok güzel. F fonksiyonunu buldum ben. Şimdi benden neresi isteniyor? Şu sıfır yapan yer mi isteniyordu? E abi şurası birken eksi birden geçmiyor muydu? Üçkende birden geçmiyor muydu? E burası bir birim burası bir birim. Burası bir birim burası bir birim. E o zaman bir zahmet. Bire birse bire birse. Burası da kaçtır? 2'nin ta kendisidir. Yani 2'deki limiti sıfırdır. Demek ki B'de kaçmış 2'ymiş diyebiliriz. Cevabımız da D şıkkı olacaktı. Geçtim 20'ye. M negatif tam sayı olmak üzere. Gerçel sayılar kümesi üzerine tanımlı f fonksiyonu x küp artı 3x kare artı 6x artı 5 kuralıyla verilmiş. Aynı zamanda f fonksiyonun grafiğine üzerindeki n'ye fn noktasından çizilen teğet neyimi de F fn fn'yi bir bulak biz önce. fn işi yarayacak çünkü. n küp artı 3n kare artı 6n artı 5'tir. Bak bu fn aynı zamanda e, çizilen teğetin eğimi f neyse bu aynı zamanda bana eğimi verecek. E bu eğim nerede eğimdi? F'in türevinde n eşittir eğim veriyordu değil mi bana? O zaman f'in türevi de lazım lan. F'in türevinde x'i bulalım. 3x kare artı 6x artı 6 yapar mı? Şimdi gel f'in türevinde n'yi bulalım. Bu da 3 n kare artı 6 n artı 6'yı verir mi? E bu zaman madem eğim Eğim de zaten buydu. O halde ben bunu buna eşitlerim. Yani n küp artı 3n kare artı 6n artı 5 derim. Böylelikle bak şöyle bir şey karşıma çıkar. 6 ne? 6 ne gider? 3 ne? 3, 3 ne kare? 3 ne kare gider? Burada da 5'i karşıya atarsam n küp eşittir 1 olur. N de buradan 1 gelir. Demek ki bu sabahtan beri ne 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 diye bağırdığı şey 1'miş. Benden de mesela f1 isteniyor. F1 isteniyorsa F1'i ben burada getirip yerine yazıp bulabilirim. Hadi bulalım. 1 artı 3 artı 6 artı 5. 11 artı 4'ten burası 15 gelir hocam. Tamam bu 15'miş. Bir de diyor ki sorunun devamını hiç okumadık. Çizilen teğet doğrusu eğriyi başka M'ye Fm noktasına kesiyor. Şimdi dur. Eğimimiz, eğimimiz onu bir bulalım. Biri şurada yerine yazarsam eğim karşıma çıkar. 3 artı 6 artı 6'lar 15 Demek ki 1'e 15'ten geçen ve eğimi de abi 15 olan doğru lazım bana. Bu nedir? Şöyle yapabilirsin hemen. Y eşittir. Eğim madem 15, 15x dersin. 1 için 15'ten geçiyorsa 1 yazdım 15 oldu zaten. Aha da benim teğet doğru buymuş. İşte bu doğruyla şu fonksiyon farklı bir noktada kesişiyormuş. O halde ben bunları birbirine eşitlerim. x küp artı 3x kare artı 6x artı 5'i 15x'e eşitlersem 15x'i sol tarafa davet ederim x küp artı 3x kare e, eksi 9x artı 5 eşittir 0 olur. E ben bunun bir kökünü biliyorum. 1. 1 noktasından teğetti zaten. E diğer kökü hocam. Diğer kökü. Onu nasıl bulabilirim? Diğer kökünü bulmak için de hemen şunu yaparsın. x küp artı 3x kare eksi 9x artı 5 dedim. Ben bunu x 1'e bölündüğünü bildiğim için x eksi 1'e bölerim artık. Şimdi buraya ben x kare ile çarparsam x küp eksi x kare yapar. Çıkarıyorum şunlar gitti 4x kare eksi 9x artı 5 geldi. Artık ben bunu 4x de çarparım. Böylelikle 4x kare eksi 4x kalır. Çıkarırsam 4x kareler gider ve eksi 5x olur. Eksi 5x artı 5 artık ben burayı eksi 5 ile çarparsam eksi 5x artı 5'i elde ederim çıkardım 0. Demek ki diğer çarpanım buymuş. x kare eksi 4x eksi 5'i de çarpanlarına ayırırsam eksi 5'e artı 1 diye bir e, eksi 5'e artı 1 olur mu? Şurası artı 4'tü. Artı 5'e eksi 1 olur. Bir köküm eksi 5 diğer köküm 1. Bir. 1'i zaten biliyordum. Demek ki eksi 5 absisli noktada kesiyormuş. Ki o m eksi 5'miş. Bize şimdi ne lazım? Fm lazım. Onu da şurada yerine yazıp bulacağım. Eksi 5'in küpü eksi 125. E, eksi 5'in karesi 25. 3 ile çarptım. 75 geldi. Eksi 30 ve artı 5 dedim. Şurası eksi 50 yaptı. Eksi 80 artı 5 daha eksi 75 yapar. Burası da eksi 75'miş. Eksi 75 de 15'in toplamı da eksi 60'ı verir. Yani cevabımız A şıkkında verilmiştir diyebiliriz. Güzel kazanımı bol bir soruydu. 21. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı ikinci dereceden f polinom fonksiyonu yardımıyla gx eşittir fx artı 1 çarpı fx artı 5 fonksiyonu oluşmakta f fonksiyonunun yerel ekstremum noktasının apsisi 4 olup g fonksiyonu üzerindeki bir apsisi noktasından çizilen teğet doğrusu y eksenin orijinden farklı 0'a f6 noktasında da kesmekte. Buna göre f2 ile f6'nın toplamı kaçtır diye de soruluyor. Şimdi abiler ablalar bakın iyi dinleyin beni. Benim elimde f ikinci dereceden polinom fonksiyonu var ki bu zaten bana bir parabol verir. Parabolü düşünelim şimdi. Şöyle bir parabolümüz olsun. Bu f parabolünün de ekstremum noktasının apsisi yani tepe noktasının apsisi 0'mış abi. Pardon 4'müş. Apsis 4 demiş. E şimdi şurası dörtse, Burada da hep şeylerden bahsediyoruz ya mesela burasının 4 olduğunu bulduk. Tamam eyvallah. O bir kalsın şimdi. F fonksiyonunun yerel ekstrem noktasının absisi 4 olup G fonksiyonu üzerindeki bir absisi noktasından çizilen T doğrusu Y eksenin orijinden farklı sıfıra F6 noktasına kesmekte. Şimdi şöyle diyelim ben bu G doğrusunun x eşittir g fonksiyonunun x eşittir bir absisi noktasındaki teğetinin eğimini ortaya çıkarsam yani bu da bana şöyle bir şey verir bak iyi izle şimdi şöyle bir şey verir abi şöyle bir g fonksiyonun bir görüntüsü var Şurası x eşittir Bir apsisi nokta. Buradan bir teğet atınca bu teğet aha buradaki yerde kesiyormuş ki burası da f6'ymış mesela tamam mı? Abi şimdi beni iyi dinle bak. Aç kulaklarını iyi dinle. Bana şunun eğimini bulabilmek için bir apsis noktadan çekilen teğetin eğimini bulabilmek için g'nin türevi lazım. G'nin türevi dediğim değer g türevi x eşittir. Birincinin türevi f türevi x artı 1 çarpı ikincinin aynısı artı birincinin türevi yani f türev e, birincinin kendisi x artı 1. Ve çarpı ikincinin türevi f türevi x artı 5 dedim. Hangi noktasından atılıyordu bu? 1 noktasından. Yaz bir yerine. G türev 1 eşittir. F türev 2 çarpı f6 artı. Burada yerine yaz. F2 çarpı f türev 6 mı dedim. Şimdi iyi dinle beni. Bu f fonksiyonumuzdu. 2 dediği yeri şurasıdır. 6 dediği yeri burasıdır. 2 ile 4, 4 ile 6 arasındaki mesafe eşit olduğuna göre ve burası da parabolün simetri ekseni olduğuna göre parabol simetrik bir yapıya sahipti. O zaman f2 ile f6 birbirine eşittir. Bak, f6 ile f2 birbirine eşitken şuradan attığım teğetin eğimi buradan attığım teğetin eğiminin eksilisidir aynı zamanda. Çünkü simetriklerdi. Yani o zaman şöyle bir durum mu lazım bize? Bak. f6 ile f2 birbirine eşitken şunla şu, bunla bu. Eğer ki eğer ki birbirlerinin eksililer eksilisi ise ben şuraya mesela örnek veriyorum. F türev 2 dediğim ve F türev 6 dediğim değer. Bunlar birbirinin eksilisi ve şunlar da birbirine eşit. Işte ben şuraya F2 dersem eğer. E bu da bunun eksilisi ise eksilisiydi. G türev 1 ne olur? Abi 0 olur. G türev 1 0 olur. E çok güzel. Şimdi Aynı zamanda sıfıra f6 noktasında kesiyordu buradan atılan teğet. E demek ki burası şöyleymiş abi paralelmiş. Madem sıfır oluyor paralelmiş x eksenine. f2 ile f6'nın toplamı sorulmuş şimdi bize. f2 ve f6'yı bulabilmek için biz ne yapmamız lazım? g1'i yerine yazarsam f2 çarpı f6 geliyor. O çok güzel. Ve aynı zamanda aynı zamanda bu g fonksiyonu değil miydi? g1'i yerine yazdığım zaman şuradan yani f6'dan geçmiyor muymuş? O zaman bu da f6'ymış abi. F2 ile F6'nın çarpımı F6 ise F2 1'dir. F2 ile F6 birbirine eşitse bu da 1'dir. F2 ile F6'nın toplamı 1 artı 1'den 2'yi verir bana. Doğru cevap da B olur. Çok daha kısa bir şekilde çözülebilir tabii ki. Sadece buradaki güzel mantığı anlatabilmek için çok detaylı anlattım. Bu şekilde sorunun süresi uzadı ama ciddi anlamda bu parabolün simetrikliğini kullanarak sorun içerisinde böyle şekilli şukurlu hareketler yapabilirsiniz. Messi gibi Neymar gibi. Geçtim 22 arkadaşlar. Gerçel sayılar kümesi üzerine tanımlı f fonksiyon ailesi her n pozitif tam sayısı için fn x x artının kuvveti olarak verilmiş bize. Bir f fonksiyonu tanımlıyor. f1 x ile f4 x'in toplamına biz f2 x ile f3 x'in çarpımını ekleyerek elde ediyormuşuz bunu. Yani o zaman f1 x nedir? x artı 1'in birinci kuvveti artı f4 x'i de yazalım. x artı 4'ün dördüncü kuvveti ve artı f2x'i yazıyorum. x artı 2'nin karesi ve f3x de x artı 3'ün küpüdür. Şimdi diyor ki bunun türevini al yerine 0 yaz. Şunun türevi abi 1'dir zaten. Şunun türevi 4 çarpı x artı 4'ün küpüdür. Şimdi burada çarpımı türevi uygulayacağım. Önce birincinin türevini alıyorum. 2 çarpı x artı 2'nin birinci kuvveti çarpı x artı 3'ün küpü diyorum. İkincinin aynısı artı birincinin aynısı x artı 2'nin karesi çarpı 3 çarpı x artı 3'ün karesi dedim. Bu da ikincinin türevi oldu. Şimdi ben burada 0 yerine yazarsam 1 artı 4 çarpı 4'ün küpünden 4'ün 4. kuvveti gelir artı. 0'ı burada yerine yazarsam 2 çarpı 2 çarpı 3'ün küpü 27 artı 0'ı burada yerine yazarsam 4 çarpı 3 kere 3'ün karesi 27 yapar. 4 kere 27 4 kere 27 108 gelir. 108 108 216 yapar. 216 artı burada da 4'ün 4. kuvveti ve artı 1 var. Şöyle yazalım. 4'ün 4. kuvveti artı 1 diyelim. Peki bu 216 nedir? 6'nın küpü müdür? 6'nın küpü 4'ün 4. kuvveti artı 1 bana cevabı verir. Doğru cevap C şıkkında verilmiştir diyebiliriz. Geçtim sağ üst tarafa. Barış bir grafik çizim programında eş karelerden oluşan bir ekrana f fonksiyonunun grafiğini çizdikten sonra koordinat eksenlerini şekildeki gibi silmiştir. Koordinat eksenleri yok. Neresi x neresi ya, bilmiyoruz. Ama x eksenini falan tabii ki kendimiz tahmin edebiliriz. F fonksiyonunun birinci türev fonksiyonu a ve b noktalarından geçen doğrusal bir grafiğe sahiptir denilmiş. Fx'den f türev x çıkınca da 3 bölü 4 kalıyormuş. Bu denklemin çözüm kümesi 1 olduğuna göre. Yani burada aslında şunu söyleyebiliriz. F 1'den diyor. F türev 1'i çıkarınca 3 bölü 4 kalıyor. Evet olması gereken bu. Bizim istediğimiz bizim ihtiyacımız olan şey bu. F2 kaçtır diye soruluyor. Lan şimdi bir dakika dur. Şöyle bir olaya imza atalım. Bizim şuradaki fonksiyonumuzun azalanlıktan artanlığa geçtiği yer tam olarak şuradaki absisimizdir. Ve madem bizim türev grafiğimiz bu. Ben bunu bu şekilde uzatacak olursam gençler bak bu şekilde uzatacak olursam. Ne oluyor bak bir birim aşağı inip iki birim sola gidiyor. 1, 2, 1, 2, 1, 2, aynen bu şekilde olur ve tam olarak şuradaki apsis noktadan geçer. Yani şu şekilde olur. E şimdi diyoruz ki bak azalanlıktan artanlığa geçtiği yerde türev negatiften pozitife geçmiştir. O halde negatiften pozitife geçebilmesi için ben x eksenimi buraya konumlandırırım. Böylelikle bak negatiften pozitife geçmiştir derim. x ekseninin yerini bu şekilde ifade ettim. Şimdi arkadaşlar şunu düşünelim biz. İyi dinliyoruz. Öncelikle ben şu noktanın absesine bu noktanın absesine A demek istiyorum. Ve şuradaki her bir birim karede K birim uzunluğunda olsun. K birim uzununda. Bana şunun üzerindeki tam köşe noktalardan birisi lazım. Şurası. Bunu da aşağı doğru çektim. Bu şekilde şurada bir üçgen oluşturdum. Şurada bir üçgen oluşturdum gençler. Şimdi beni dikkatli dinliyorsunuz. Eğer ki ben bu üçgenin alanını merak edersem. A'dan A'dan burası K K K K A artı 4K'ya kadar şunun bak şuradaki fonksiyonumun integralini almam lazım. Yani f'in türevinin integralini almam lazım. Ki f'in türevi nin integrali? fx'tir. Ben burada f a artı 4 k'dan demek ki f a'yı çıkarırsam buradaki üçgenin alanını bulacağım. Buradaki üçgenin alanı da şurası 4 k'ydı burası 2K 4K 2K çarptım, 2 k'ydı. 4 k ile 2 k'yı çarptım 8 k kare. 2'ye böldüm 4 k kare. Demek ki burası ne geliyormuş? 4 k kare geliyormuş hocam. Şimdi gel gelelim şu kısma. Ben burada F A'nın ne olduğunu biliyorum. F A yerine yazınca x ekseninden k birim uzaklığı çıkmış. Demek ki burası k. Peki F A artı 4 k'nın ne olduğunu biliyorum. E, A artı 4 k da buradaki apsisi noktamızda. F de yerine yazınca o 5 k çıkıyor. Demek ki burası da 5 k. 5 k'dan k çıkarsa 4 k eşittir 4 k kare dedim. Demek ki k burada birin ta kendisiymiş. K birse gençler, k birse e, biz şunu diyebiliriz artık. E, hocam demek ki. Bak şunu unutmuyorsun. Şurası kaç birimmiş? 1. Bir. Şurası kaç birimdi? 5. Değil mi? E şimdi F1'den F türev 1 çıkınca 3/4 kalmamış mıydı? Şimdi gel gelelim şuraya. Bak. Soru da asıl böyle 10 numara 5 yıldız zeka kokan yer burası. Ben sana şöyle bir zoom yapmak istiyorum. Ve bu zoom'dan sonra da her bir birimin arasındaki uzunluğun 1 olduğunu biliyoruz ya. Bak şurası kaç birimdir? Hemen sana şöyle göstereyim. Şurayı da sildim. Şurası kaç birim hocam zaten? Bir birim. Bak dikkat et burası da bir birim. Burası birden büyük, birden büyük ve artık hep birden büyüyerek ilerleyecek. Burası birden büyük, birden büyük. O zaman birden küçük olan tek yer şurası mıdır? Ve dikkat ettiysen, dikkat ettiysen şu f'in grafiğiydi, bu f'in türevinin grafiğiydi. O halde ben bu noktada f'den f'in türevini çıkarırsam ancak 1'den küçük bir sonuç elde edebilirim. Yani 3 bölü 4 gibi mesela. Demek ki buranın apsisi 1'miş abi. O halde benim y eksenim de tam buradadır. Tam olarak buradadır. Başka hiçbir yerde olamaz. Bak buranın apsisi de 1 oldu. Böylelikle F1'den f 1'den f türev 1'i çıkarınca 3 bölü 4 kalır. Birden küçük oldu. Peki f2 kaçtır diye soruluyor. Abi f2 zaten 2 şurası değil miydi? 2 birim yukarı kalkmışsın. F2'de 2'dir o halde. Doğru cevabımız da D seçeneğinde verilmiştir derim. Çok güzel bir soruydu ve çok güzel bir çözüm oldu. Soru aslına bakarsan 2021 AYT'deki bir soruya benziyor ama 2021 AYT'deki o grafikli soru hani eksenleri silinmiş olan e, nokta vardı şey soru vardı ya o soruya benziyor. O soruya da herkes çok zordu dedi ama çok basit bir çözümü var. Yani şu çözümle ilerlesen zaten 30 saniyede çözümle ulaşabilirsin. Ama herkes çok zor demişti. O, bu soru o sorudan da daha zor ama çözümü keyifli olduğu için de e, ben bu soruyu mutlaka mutlaka sınava girmeden tekrar etmenizi rica ediyorum. Daha öncesinde benzeri soruldu çünkü. Her x gerçel sayısı için fx eksi fx'i x eşit sıfır koşulunu sağlayan fx fonksiyonunun negatif olmayan x değerleri için grafiği aşağıda gösterilmiştir. Şimdi ben şunu şu tarafa atarsam abi fx eşittir fx'i x olmayacak mı? Ne olacak? E bu neyin göstergesi bana? Çift fonksiyon abi. Çift fonksiyon en önemli özelliği ne? Y eksene göre simetrik. Yani bunun sol tarafta bir de o hani bir o kadar da yerin altında var. Muhabbeti var ya. Bir o kadar da y ekseninin sol tarafında var simetriği. Şimdi eksi 2'den 2'ye kadar fx artı 1 de diyor. Dur bir dakika. Şundan 1 çıkar. fx yap. Bundan 1 çıkardın ya. Bunlara 1 ekle. Eksi 1 ve artı 3 olsun. Tamam. 1 ekledim. Buradan 1 çıkardım. Bunlara 1 ekledim. Eksi 1'den 3'e kadar diyor. Şimdi abi eksi 1'den 3'e kadar diyorsa zaten şurası şöyle eksi 1 değil mi? E, tamam. Eksi 1'den 3'e kadar bunun alanı isteniyor aslında bizden. Aa, çok güzel. Şu alan ve şu alanın toplamı 1 değil mi? E şurası da 1. Demek ki şu ve şu cümledi abi. Ben hemen şuranın alanını bulurum. 1 bölü 2. Şuranın alanı da 2 kere 1 bölü 2'den 1. 1 ile 1 bölü 2'nin toplamı olan Kaçtır? 3 bölü 2. Bana cevabı verir. Doğru cevap C şıkkıydı. 25. sorum. Şekil 1'deki dik koordinat düzleminde verilen ABC eşkenar üçgeninin A köşesinden geçen mavi boyalı X eşittir A doğrusu üçgenin BC yani X eşittir B kenarına paraleldir. Mavi doğru A noktasından itibaren BC kenarına doğru ok yönünde hareket ettiriliyor. Bu hareketlerin AB kapalı aralığının herhangi bir anında oluşan sarı boyalı bölgenin Alanı birim kare türünden aşağıdaki f fonksiyonuyla modelleniyor. A noktasından başlayıp x değişkenine gidene kadar gx dx'in integrali bize fonksiyonun alanını veren fx'i veriyor. Buna göre sarı boyalı bölgenin çevresi aşağıdaki fonksiyonların hangisiyle modellenir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle gençler şöyle bir olay var. Ben burada ben burada eşkenar üçgen olduğunu bildiğim için şunu şöyle çekersem şuradaki doğrumun aslında eğimini bana verecek 60-60'tı. Şurası kaç olur? Tabii ki de 30 olur değil mi? 30 derece. E, Tanjant 30 köküç 3, bölü 3 bana bunun eğimini verir. Bak bunun eğimi köküç bölü 3'müş. Tamam bu bir cepte. Daha sonrasında e, şöyle bir şey yapalım. Şurası x doğrusuydu ya. O zaman şu kısmın uzunluğu yani şurası x değil midir? E, aynen öyle. Demek ki 60'ın karşısı x'miş bak. Şurası 60'tı 60'ın karşısı x'miş. O zaman ben bu x'i köküçe bölersem 30'un karşısını bulmuş olurum. Yani şurası. E burası x bölü köküçmüş hocam. O zaman şurası nedir? O da x bölü köküç. Birim uzunluğundadır. Ve toplamda 2x bölü köküç kadar bir uzunluğum var. Buradaki yüksekliğim de x'ti. Demek ki ben bunu x'e çarparsam 2x kare bölü köküç. Değil mi? Bana buradaki sarı üçgenin alanını da verecektir. Şimdi alanı veren fonksiyon 2x kare bölü köküç değil miymiş o zaman? E madem öyle, madem öyle Hatta şurası x birim uzunluğu dedik ya x birim uzunluğu da olmuyor. Ben yanlış düşündüm. Şöyle diyelim. Şurası x değil gençler. Şunu da silelim şunu da silelim. Şurası x eksi a. A'yı unuttum. Burası x eksi a. O zaman ben bunu köküçe bölersem şuradaki uzunluk x eksi a bölü köküç. Ve bunun iki katı burada olduğu için 2 çarpı x eksi a bölü köküç. Bunu yükseklikle çarpacağım. Yani x eksi a bölü köküçle çarpacağım x a ile çarpacağım. Özür dilerim yüksekliğim buydu. Ve ikiye böleceğim. Yani o da şöyle yapar. 2'ler giderse x eksi a'nın karesi bölü kök 3 bana buradaki sarı bölgenin alanını verir. Şimdi alan, alan veren fonksiyonu buldum ben direkt. Yani alanı veren fonksiyonu bulduk arkadaşlar. Ki bu da neymiş? x eksi x eksi neydi orası? a'nın x eksi a'nın karesi bölü kök 3'müş. Şimdi bu Aslına bakarsan f(x) fonksiyonumuz, değil mi? Ama g(x)'in integralini alarak elde ediyorum ben bunu. g(x)'in integralini alıp yerine x ve a'yı yazınca bu geliyor abi. Tamam, güzel. Aslında bir şeyler ortaya çıkmış demektir bu. Peki buradan ortaya çıkan şey ne? Şunu söyleyeceğim. Benden ne isteniyordu? Sarı boyalı bölgenin çevresi aşağıdaki fonksiyonların hangisiyle modellenir diye sorulmuştu. Bak şimdi iyi dinliyorsun beni. Ben şurayı sildim. Şurayı sildim. Daha sonrasında dedim ki abi şurası x eksi a değil miydi? Aynen. Peki şu kısım kaçtı? x eksi a bölü kök 3 değil miydi? 2 ile çarparsam da buydu değil mi? E bunun bir kenarı buysa çevresi nedir? 6 tane x eksi a bölü kök 3'tür. Şimdi bu cepte 6 tane x eksi a bölü kök 3 soruluyor bana. 6 tane x eksi a bölü kök 3 soruluyor. fx x'e bağlı bir fonksiyondu ve ben bu tarafın yani sol tarafın türevini alırsam sağ tarafın da türevini aldığım takdirde yani şunun türevini aldığım takdirde elinde gx kalır. Bunun türevi de 2'yi başa attım. 2 çarpı x a. Üstünü biraz altıyorum. Kök 3. Bana bunun türevini verir. Şimdi bu ne? gx. E gx buysa şunu nasıl ifade ederim? E 3 ile çarparım. Demek ki 3 tane gx bana cevabın ta kendisini verecektir. Evet gençler. Devam ediyorum. 26. sorumla. Aşağıda bir köşesi y= FX eğrisi üzerinde. Bir kenarı x ekseni üzerinde olan doğru parçaları verilmiş. Oluşturulan bölgelerin x ekseni üzerindeki parça uzunlukları bir birim olmak üzere. Yani şuralar bir birim bir birim. Parça uzunlukları da bir birim olmak üzere. Bu bölgelerin alanları şekilde üzerinde verilmiştir. A1, A2, A3, A4, A5. Şimdi kat sayısı 1, 2, 3, 4, 6. Ortak katları 12'dir. Ben e, buradaki en büyük alana 12A dersem. Yani şurası 12A olursa. Bak şurası 12A ise. O zaman A2 nedir? 6A'dır. A3 nedir? Hocam 4A'dır. A4 nedir? E 3A'dır. Şurası kaçtır? E orası da 2A'dır. 6 ile çarpınca 12A geliyorsa. Şimdi gel gelelim şu kısma. Şurası var ya gençler. Dikdörtgen içine aldım bak orayı. Şurası. Bu nedir biliyor musun aslında? 3 çarpı 0'dan 2'ye kadar 3DX eksi 0'dan 2'ye kadar FX DX demektir. Tabi 3 şöyle parantez içinde. Şurayı bulmak kolay. 3 kere sınır boyu 2 birim. 3 kere 2'den burası 6. Eksi 0'dan 2'ye fx dx dediğimiz yerde 0'dan 2'ye kadar fonksiyonun altında kalan bölgenin alanı demek yani 18a demek arkadaşlar. 6 eksi 18a'nın 3 katı diyor. Yani 18 eksi 54a'dan bahsediyor. Eşittir demiş buna. Yani 2'den 5'e kadar fx'in altında kalan alan 2a, 3a, 4a daha 9a yapar. Şimdi şunu şu tarafa atarsak 18 eşittir 63a gelir her iki tarafı 9'a böl 2 eşittir 7a yapar a eşittir 2 bölü 7'ymiş demek ki benden istenen şey ne 2'den 4'e kadar fxdx yani diyor ki şuradaki alanı hesapla 2 ile 4 arasındaki alanı yani 4a ile 3a'yı topladım 7a soruluyor bana 7a soruluyorsa 7 kere a 7 kere 2 bölü 7 7'ler gider doğru cevap a şıkkında karşımıza çıkar doğru cevap a'ydı gençler 26. sorumuzun dedik ve geçtik 27'ye Dik koordinat düzleminde y eşittir x bölü 3 doğrusuyla y fx fonksiyonunun grafiği aşağıda verilmiş. Bu grafik sıfırdan 6'ya kadar fx dx olmuş. Yani fx'in altında kalan alan 10 birimmiş. Abi şurası 6 değil mi? Yaz şurada yerine 2 gelsin. Bak burası 2 birimmiş. 6 kere 2 bölü 2'den burası 6 birim kare gelir. E şuranın tamamı 10'muş. Bana öyle vermiş. O halde burası 4'tür. 6'dan 9'a fx dx yani şuradaki beyaz bölgenin alanı 5,5'tür diyor. E tamam burası 2 birimdi. 9'u yerine yazdım. Bu sefer burayı 3 verdi. Alt taban artı üst taban 5. Çarpı yükseklik 3. Bölü 2. 15 bölü 2 bana 7.5 verir. Demek ki buranın tamamı 7.5 ise buraya da 2.5 kalacak mavi bölgenin alanına. E diyor ki kırm boyalı bölgelerin alanları toplamı. 4 ile 2.5 pardon şurası 7.5 dedik. 5.5 dedik. Buraya 2 kalır gençler. 4 ile 2'nin toplamı sorulmuş. Doğru cevap A seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz. Evet az daha güme gidiyorduk. 27. sorunun cevabına A dedik ve devam ediyorum. 28'de X, Y, Z bir üçgenin dar açılarıdır. Bak darmış bunlar. X, Y'den Y, de Z'den küçük eşitsizliği sağlandığına göre. şimdi A'yı tanjant X artı Y vermiş. Bir kere X artı Y artı Z nedir? 180 mi? Ben X artı Y'yi nasıl ifade ederim? Z'yi karşıya atarsam tanjant 180 eksi Z olur. Bu da ikinci bölgeye tekabül eder eksi tanjant z'dir. Normalde z dar açı olduğu için tanjant z pozitiftir ama eksiyle çarparsam bu eksi gelir. Burayı ben kosinüs 180 eksi y biçiminde yazarım. İkinci bölgeye düşecektir. Eksi kosinüs y olur. Kos y birinci bölgede olduğu için y açısı kos y pozitiftir. Eksiyle çarparsam eksi olur. Burası da sinüs 180 eksi x olacaktır. X dar açıydı. Burası da bana sinüs x'i verir. Çünkü ikinci bölgede sinüs pozitifti. Bu da pozitiftir. Hangilerinin işareti bulunabilir demiş. Hepsini buldum. Cevap A şıkkı olacaktı. Geçtim 29'a. 0 ile pi bölü 4 aralığında olmak üzere x açısı. Kosinüs x artı sin x bölü tan x artı kot x eşittir. A bölü kos x eksi sin x demiş. Şu ikisini bir çarpalım önce. Bu ikisini çarparsam kos kare x eksi sin kare x gelir ki zaten bu bana kosinüs 2x'in ta kendisini verir. Kosinüs yarım açı formülünden. Şu ikisini çarpacağım. Bu da A çarpı tanjant x artı kotanjant x. Tanjantı ben sinüs x bölü kosinüs x biçimde yazarım. Kotanjantı da kosinüs x bölü sinüs x biçimde ifade ederim. Bunları toplayabilmek adına burayı sinüs x de burayı kosinüs x de genişlettiğim takdirde sinüs çarpı sinüs sin kare kos kare topladım. 1 bölü sinüs x çarpı kosinüs x gelecektir ve burada bir de a çarpanımız var gençler eşittir kosinüs 2x dediğim. Şimdi dikkat edinle sin x çarpı kos x dediğim değeri ben alıp şu tarafa gönderebilirim. Sin x çarpı kosinüs x biçiminde. Bu buradan gitti. Burası da neye eşit oldu? A'ya. E hocam sin x çarpı kosinüs x aynı zamanda sinüs 2x bölü 2 midir? Aynen öyledir. O halde sinüs 2x bölü 2 ile kosinüs 2x'i çarparsam ne gelir biliyor musun? Sinüs 2x çarpı kosinüs 2x bölü 2 eşittir A yapar. Tamam. Buraya kadar her şey normal herhalde. Peki sin 2 de, sin 2 de, cos 2x'in çarpımı nedir? Hocam o da sin 4x bölü 2'dir. Yani bölü 4 mü yaptı? Eşittir a mıymış? Bu 4'ü karşıya atarsam sinüs 4x eşittir 4a olur mu? Olur. Peki bu neye eşitmiş? 1 bölü 4'e. O halde a sorulmuş ya 4'ü karşıya atarsam a 1 bölü 16'nın ta kendisi gelir. Cevabımız da a şıkkında verilmiştir deriz. Bir diğer sayfama geçiyorum. 30. sorumdayım artık. Aşağıda sarı ve yeşil renkli karelerin bir dik üçgen içindeki konumları bize gösterilmiş. Burası x ise şurası da x midir yöndeş açılar. Burası da x midir yöndeş açılar aynen. Bak burada bir dik üçgen var. Hipotenüsü 1. Hipotenüsü 1 ise karşı kenarı 1 çarpı sinüs x'ti. Yani sinüs x. Demek ki buradaki sarı karenin bir kenarı sinüs x'miş. O halde burası da mı sinüs x'tir? Aynen öyledir. Peki komşu kenarı o da kosinüs x'tir değil mi? E tamam çok güzel. Şimdi onu bulmamıza gerek yok ama şuraya dikkatli bakın şimdi. Ben ben eğer Şuradaki uzunluğuma eğer K diyecek olursam Burası K ise Şimdi siz bana Şuradaki üçgende minik üçgende e, tanjant x'i söyleyin K bölü sinüs x eşittir tanjant x olur mu? Yani tanjant x de biliyorsun sinüs bölü kosinüstü Madem öyle ben bunu sinüs x bölü kosinüs x diye yazayım K'yı yalnız bırakmak adına sinüs x'i şu tarafa zıplatırsam K eşittir sin kare x bölü kosinüs x gelir derim. Bir de K ile şuradaki K ile şuradaki sinüsün toplamı ki burası sinüsse burası da sinüstür. K ile sinüs x'in toplamı neydi? Kosinüs x yapıyordu. Demek ki ben bunu bu tarafa atarsam K aynı zamanda neye eşit olur? Cos x eksi sinüs x'e eşit olur. E ben burada k yalnız bırakmıştım. Demek ki bu neymiş? Kosinüs x eksi sinüs x'in ta kendisiymiş. E şimdi hocam buradaki kosinüs x'i alıp karşı tarafla çarpsam. Yani sin kare x eşittir. Kos kare x eksi sin x kos x olsa nasıl olur? Vallahi olur. Bir sıkıntı olmaz. Peki bunu bu tarafa atsam bunu bu tarafa atsam. Bak bu bu tarafa geldi ya gelirken de isim değiştirsin. Sin x çarpı kos x aslında sinüs 2x bölü 2'dir biliyorsun. O halde ben bunu bu tarafa attım. Sinüs 2x bölü 2 yazdım sin kare eksi bu tarafa gönderdim cos kare x eksi sin kare x'ten kosinüs 2x geldi. E benden tanjant 2x istenmişti. Bu 2'yi bunun yanına kosinüs 2x'te 2'nin yanına aldım. Yani sinüs 2x bölü kosinüs 2x eşittir 2 yaptı. E bu da zaten tanjant 2x'in ta kendisi değil midir? Demek ki tan 2x kaçmış? 2'nin ta kendisi. Doğru cevap D şıkkı olacaktı dedik ve 30'u da bitirdik, geçtik 31'e. Düzlem üzerindeki bir çemberin içine Birer kenarları çakışacak biçimde çizilen eş ikiz kenar üçgenlerin bir köşesi merkezde diğer iki köşesi çemberin çevresi üzerindeymiş. Yani olay şu. Benim bir tane şöyle çemberim var abi. Tamam mı? O çemberi ben biraz şöyle uzaklaşayım. Sana da yer kalacak şekilde gösterelim daha değil mi yani şöyle. Heh. Şöyle yaptım. Bu çemberin merkezi de ahanla şurası olsun. Tamam mı? Sonra şöyle şöyle üçgenler çizmiş bak. Şöyle şöyle üçgenler çizmiş. Pekala. Diyor ki bu ikiz kenar üçgenlerin eşit açılarını beşer derece artırıp üçüncü açısını 10 derece azaltırsak. Yani buradaki şu merkezdeki açısı var ya alfa alfa. Bunları diyor onar derece azaltırsak diyor. Çember içine çizilebilecek üçgen sayısı 18 artıyor. Ya yani şimdi 360 derece değil mi tamamı? Varsayalım ki burası alfa. 360 bölü alfa tane üçgenim var zaten benim. Şimdi gitmiş bu. Bu alfaları 10'ar derece azaltmış. Ve bundan bunu çıkarınca da 18 artmış üçgen sayısı. Yani bu mu olmuş? O zaman var ya alfa dediğim şey burada 20'nin ta kendisidir. 360'ı 10'a böldüm 36. 360'ı 20'ye böldüm 18. Çıkardım 18 geldi. Demek ki alfa öncelisinde 20 dereceymiş. Sonra kaç olmuş? 10'a düşmüş. Çok güzel. Diyor ki başlangıçta tüm üçgenlerin alanları toplamı A. E kaç tane üçgen vardı başlangıçta? 18 tane üçgenim vardı. 18 tane bir tane üçgenin alanını nasıl bulurum ben? Hemen sinüs alan teoremi. 1 bölü 2 çarpı. Şu eğer buraya R, buraya R, buraya R dersem. R çarpı, R çarpı sinüs 20 idi abi başlangıçta. Sonrasında ise 36 üçgenim oldu. 1 bölü 2 çarpı, R çarpı, R çarpı sinüs 10 oldu. İşte bu A'ymış. Bu da B'ymiş. A'yı B'ye böl demiş. E bölelim o zaman. 18 36'yı sadeleştirdim 2 1/2'ler gitti. R'ler gitti. Sinüs 20'yi 2 çarpı sin 10 çarpı cos 10 biçiminde yazacak. Olursam sin 10'lar gider. Buradaki 2 ile de buradaki 2 giderse elimde sadece ama sadece kosinüs 10 kalır. Cevap da A şıkkında verilmiştir diyebiliriz. Devam 32. Üzerinde bir kenarı iki kenarına paralel Düzgün beşgen biçimli motif bulunan şekil 1'deki dikdörtgen biçimli bir halı aralarındaki açının 135 derece olduğu kesikli çizgiler boyunca katlandığında katlanan kısmın biri motifin kenarı diğer köşesi de şekil 2'deki gibi çakışmakta diyor. Yani abi şurası kaç dereceymiş? 135 mi? 135. Çok güzel. Sonra bunu katlayınca bak şimdi ben şuraya alfa dersem buraya beta dersem alfa beta kaç yapar? 45. E bunlar katlandıktan sonra yine şurası alfa burası beta yapmaz mı? Ama o alfa beta 135'ten yer. Çünkü üstünü kapatıyor. E o zaman 135'ten ben 45'i çıkardım. Aha da burası 90'mış. Müthiş oldu müthiş. Şimdi burası 90 abi. Diyor ki şekilde, şekil 2'de x de belirtilen açı soruyor. Yani şurası soruluyor. Bak şimdi iyi dinle beni. Burası 90'dı. 3 e, beşgenin bir kenarının açısı bir köşesinin açısı 108 derece. O zaman buraya kaç kalır? 72. 90'dan 72 çıkardım. Burası 18. Burası kaçtı? 108. 108'den 108'de 18'i topladım. 126. O halde buraya kaç kalır? 54 kalır. Tamam? 54 kalır. Şimdi hocam ben diyorum ki şunu tutalım. Bak biz şurasının 54 olduğunu biliyoruz ya. E, nasıl çeksem acaba? Şöyle bir düşüneyim, düşüneyim, düşüneyim. Şöyle çeksem. Şöyle yapsam. Burası x ise. Lan şurası da x olur mu? Şurası 108 ise. Şurası 72 olur mu? Aa bitti. Bitti. 54'ü 90'a tamamlayan açı 36'dır. 72'yi 90'a tamamlayan açı 18'dir. 18'de 36'nın toplamı x'i verir. Yani 54. Yani üçgenin çeşitleri toplamı 180'i verir mantalitesiyle cevabın 54 olması gerektiğini söyleyebilirim. Gönül rahatlığıyla doğru cevap C şıkkında verilmiştir gençler. Devam ediyorum bir diğer sorumla. 33. sorumuzda dik koordinat düzleminde y eşittir eksi 3x doğrusu tabanı y ekseni üzerinde olan bir ikizkenar üçgenin ağırlık merkezinden geçmektedir deniliyor. Hemen biz bunun şeklini bir çizelim gençler. Şu benim y eksenim olsun, şu benim x eksenim olsun. Tabanı y ekseni üzerinde olan bir ikizkenar dik üçgenden bahsediyor. Ikizkenar üçgenden özür dilerim dik üçgeni ben kendim uydurdum. Ikizkenar üçgenden bahsediyor ve bunun ağırlık merkezi de şurada bir yerde olsun ama ondan önce. Ben y eşittir eksi 3 x'i çizmeye gayret göstereyim. Şöyle bir doğrumuz varmış. Ve bu da ağırlık merkezinden geçiyormuş. Şimdi ağırlık merkezi dediğim şey ben bunu dik yani kenar ortayını indirirsem. Açıkçası şurası k ise şurası 2k'yı vermek zorundadır bana. Ve bu doğrunun ismi de y eşittir eksi 3 x'miş. Şimdi burası K birim uzunluğundaysa aşağı doğru indirdim. Burasının apsisi eksi K'dır. Eksi K'yı ben götürüp bu doğruda yerine yazarsam şurası bana 3K ordinatlı noktayı verecektir. Çünkü eksi K ile eksi 3'ün çarpımı 3K yapar. Bunun tepe noktasının koordinatları da şurası 3K birim olduğuna göre burası eksi 3K'dır. Eksi 3K apsisli 3K ordinatlı nokta yapacaktır. Şimdi diyor ki bu üçgenin orijin etrafında ve saatin dönme yönünde 90 derece döndürülmesiyle oluşan üçgenin tepe noktasından geçen doğru AX'tir demiş. Abi şimdi bir dakika dur. Şöyle bir üçgenimiz daha varmış. Neden bunu bu şekilde çizdim? Çünkü gençler bunun tabanı Y eksenine yaslanmışsa 90 derece döndürürsem artık X eksenine yaslanacaktır bunun tabanı ve şöyle bir doğrumuz olacak. Bu doğru da e, doğal olarak üçgen dönüyorsa bütün sistem dönecek abi. Şey gibi düşün. Galaksi gibi düşün. Her şey birbirinin etrafında dönüyor ya orada. Öyle düşün yani. E şimdi bu da dönecek. E bu da döndüğüne göre artık benim ağırlık merkezim, yeni ağırlık merkezim burası olacak. Ve e, yine aynı mantaliteyle şurası K ise diyeceğim. Yine şurası da 2K'dır diyeceğim. Tamam güzel. E tabi burada şunu da keşfetmek lazım. 90 derece döndürdüğümüz için doğru da 90 derece döndü. Aha bu doğrular birbirine dik. E madem bunlar birbirine dik arkadaşlar hatta ben bu doğrunun ismini de bulurum. E, birbirine dik olan doğruların eğimleri çarpımı eksi 1'dir mantalitesiyle. Eksi 3'te neyi çarparsam eksi 1 yapar. Tabii ki 1 bölü 3'ü o halde bu doğrumuzun ismi de x bölü 3 olacak diyebiliriz. Şimdi bana diyor ki başlangıçta verilen üçgenin tepe noktası yani şunun ax doğrusuna göre ax neydi? Üçgenin tepe noktasından geçen doğru AX'tir diyor. Şimdi AX ise orijinden de geçiyordur. Aynı zamanda üçgenin tepe noktasından da geçecekse A şu şekildedir. Tamam. Yani AX buymuş. E şurası 3K değil miydi? E 3K idi hocam. E burası 3K iken aynı zamanda e şurası bak şöyle 3K ne, ne oluyordu? 3K ordinatlı nokta oluyordu. Yani buranın toplamı 3K. E aynı zamanda bak şuraya dikkat et şimdi. Şuradan Şuradan. Şurası 3K değil miydi? O zaman burası da 3K'dır. 3K için 3K'dan geçiyorsa bu Y eşittir X'den başkası değildir. Y eşittir AX dediğimiz doğru. Y eşittir X doğrusuymuş. Yani A1'miş. Şimdi X'e göre simetriğini alırsan şu noktanın diyor. Nereyi bulursun? K pozitifti. Unutma bunu. Eksi K negatifti. K pozitif Uzunluk belirtiyordu. Şimdi negatif ve pozitif olan bir noktanın Y eşittir X'e göre simetriğini alırsan pozitif ve negatif bir nokta elde edersin. Pozitif ve negatif. Olur. Olmaz. Olmaz. Hangileri olabilir demişti? Yalnız bir bize cevabı verir. Doğru cevap A şıkkıydı. O merkezde ABC çember yayına sahip bir güneşliğin zemine en uzak noktası B olup şurası ee, diyor ki eşit uzunlukta iki direk yardımıyla şekildeki gibi konumlandırılmış. Şekil üzerinde verilen uzunluklar aynı birim cinsinden olduğuna göre X artı Y toplamı kaçtır? Y şurası veya burası. X de burası arkadaşlar. Şimdi öncelikle ben Şurası O merkezliymiş ya. Çemberin devamını bu şekilde düşünebilirim. Dolayısıyla çember sorularında yarı çap çekmeden o soruyu çözmeyin arkadaşlar. Mutlaka bir yarı çapı kullanın. Ben buraya R dersem burası da R olur. Aynı zamanda tabii ki şurası da R'dir gençler. Bak B'ye kadar olan da uzunluk da bizim için R'dir. Şimdi burası R. Aynı zamanda şurayı 7 olarak vermişti. Burası R burayı 15 olarak vermişti. Bir 7-24-25 üçgeni var gibi duruyor. Bir de 25'i kullandığıma göre RR ya 25'i kullanabildiğim. Şimdi ben buraya 25 dersem 15 20 25 olur. Şimdi 15 20 25 7 24 25. 24 ile 20'nin toplamı 44'ü veriyorsa o tadından yenmez. Güzel. Yenmedi. Şimdi şurası kaçmış? 25 mi? 25'e 2 ekledim. 27 yaptı. Y 27'ymiş. E burası 27 iken şurası 24 ise x'e de 3'ten başkası kalmaz. X'e yerin toplamı sorulmuştu. Doğru cevap 30'du gençler. 35. sorum adil 72 birim uzunluğundaki teli bir kare diğeri dikdörtgen olacak biçimde şekil e, biçimde şekil verdikten sonra birer köşelerini düzlem üzerinde bulunan çemberin merkezine yerleştirdiğinde birer köşeleri şekildeki gibi çemberin çevresi üzerine gelmektedir. Biri buraya biri buraya merkezde burası oluyormuş. Aynı zamanda çemberin merkezi burası. Şekilde verilen doğrusal parçanın uzunluğu birim cinsinden olduğuna göre çembersel bölgenin yarı çapı kaçtır diye soruluyor. Bak yarı çap soruluyor abi. Yarı çap. Şimdi öncelikle ben şöyle diyeceğim. Buraya ben A dersem şurası da A olur mu? Burası da A, burası da A olur mu? Olur. Bunun yarıçapı ne olur? Şurası A kök 2. Burası A kök 2 iken Aha burası da A kök 2 olur. Değil mi? Aynen öyle hocam. Peki ben bunun tamamının ya kırmızı çizgilerin toplam uzunluğunun 72 olduğunu biliyorum. Burası A dediysem şuraya da 12 eksi A derim. Ya hocam buraya da 12 eksi A derim. Şimdi ben bunları toplarsam 4A artı 24 eksi 2A yapar ki 2A artı 24'ün ta kendisidir bu. 72'den bunu çıkaracak olursam 2A artı 24'ü. Bu da bana neyi verir? 48 eksi 2A'yı verir. 2'ye bölersem 24 eksi A burası gelir. 24 eksi A burası gelir. Mükemmel. Şimdi gel şurada Pisagor yapalım seninle. Nerede? Hocam şurada Pisagor yapacağım. Tamam mı? Bu da 24 eksi A'nın ya da A eksi 24 diyebilirsiniz. Karesini alacağım çünkü. 24 eksi A'nın karesi artı şurada ne var? 12 eksi a mı var? 12 eksi a'nın karesi eşittir dedim a kök 2'nin karesi. Yani 2a kare. Doğru mu? Bize bunu verecek abi. ben bunu açarsam, bunu açacak olursam ne gelir? 24'ün karesi 576 eksi 48a artı a'nın karesi 12 eksi a'nın karesini açıyorum. 144 eksi 24 a artı a'nın karesi. Bu ikisini toplayalım. 576'ya 144 ekleyeceğim. 26 soru ise 20 cebimizde kalır. 720 yapar. 720 eksi 72 a artı 2 a kare eşittir. 2 a kare gelecektir. Cart cart gitti. O halde 72 a eşittir 720 miymiş? A kaçtır? 10. Tamam güzel. A olmuş. E bana neyi soruyor? Çembersel bölgenin yarı çapı. A kök 2'yi soruyor. Cevap 10 kök 2'dir. Hayırlı olsun. Doğru cevap B şıkkıydı. Devam edelim bakalım. 36. soru. AB çaplı yarım daire biçimdeki bir kartonun AB çapına paralel olan her biri birbirinden farklı 9 tane kiriş bir tane de teğet doğrusu aralarında mesafe eşit olacak biçimde AB çapından itibaren 1. 2. 3. 4. diye numaralandırılıyor. Çizilen 6. kirişin uzunluğu 16 ise 8. kirişin uzunluğu kaç birim karedir diye sorulmuş. Şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Bir tane şöyle çemberimiz olsun. Tamam mı? Bu çemberin gençler. Şurası da o, yarı çapı olsun. Tam olmadı. Hemen düzeltelim onu. Tam olmadı çünkü yani. Şöyle bir şey biraz daha aşağı. Şöyle olur. Tamam. Bu oldu arkadaşlar. Pokemon topuna benzedi. Şimdi buraya diyor. Gideceksin abi sen diyor. Şunu aldım. Şöyle şuraya yapıştırdım. Şunu da yukarı çekeceğim şimdi. Çekmeye çalışıyorum. Çekemiyorum. Ha çektim. Şu teğet diyor tamam mı? Sonra bunu alacaksın diyor. Bundan bir sürü buraya yerleştireceksin diyor. Bir sürü derken bir sürüden kastımız şöyle. Şöyle. Sayılı tabii yani bir sürü de. Bir sürü deyince öyle har vurup harman savurmayacaksın. kafana göre çekmeyeceksin. Kaç taneydi? Ee, bakalım 9 tane kiriş. 1, 2, 3, 4 tane çekmişiz bile. Oo dur. O zaman şöyle yapalım mı? Şunları alalım. Çat şuraya koyalım. Şöyle bir gör, görsel oluşsun. 4. Bir tane daha ihtiyacım var. Onu da şöyle yapalım. Tamam. Siz bunların aralarındaki mesaf mesafenin eşit olduğunu düşünün. Eşit olmadı ama elimden o kadar geldi ne yapayım? Siz daha eşit çizersiniz kalemle valla. Şimdi şurası merkezdi. 6. kiriş hangisi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. kiriş burası. Şöyle yaptım, şöyle yaptım 6. girişe. Bunun uzunluğu neymiş? 16 mı? E abi şimdi şöyle düşünelim. Ben buraya şöyle 6. girişe bir tane dikme indirsem. O zaman 8 olur mu şurası? Olur. Peki şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane her birinin mesafesini A desem. Burada 6A mı var? Burası 10A mı? Burası dik mi? 6A, 8A, 10A olması lazım. Demek ki 8 eşittir 8A ise A1 miymiş? Yani bu A dediğim şey 1'miş. 8. E, kirişimizde şu değil miydi? Bana bunun uzunluğu sorulmuş. Şöyle yapacak olursam artık ve ben şuradaki dikmeyi uzatıp 8. 8.ye indirirsem e, burada 8 alacak yani 8. E, burası yine 10 yarı çap. O zaman burası nedir? 6'dır. 6 6 daha kaç yapar? 12 yapar. Kirişin uzunluğu 12 verir bize. Geçtim 37'ye. İlk koordinat düzleminde verilen mx artı n doğrusunun eksenlerle oluşturduğu üçgensel bölge y eşittir nx doğrusu yardımıyla eşit alanlı iki bölgeye ayrılmakta. Bu iki doğrunun kesiştiği noktanın ordinatı 4 olduğuna göre başlangıçta verilen üçgenin alanı. Şimdi buna uygun bir görsel hazırlayalım. Mesela şu mx artı n eğimi negatif olsun da şöyle üçgensel parçaya ayırsın birinci bölgeyi. Birinci bölgede olsun. Şöyle çizdim. nx de orijinden geçen bir doğrudur biliyorsun. Eşit alanlı iki bölgeye ayırıyorsa bu ikisi birbirine eşittir ve bunların kesiştikleri noktanın ordinatı 4'müş. E şimdi 1'in 2'ye oranı direkt aklıma o geldi. 1'in 2'ye oranı o zaman 1'in 2'ye oranıdır. Yani ben şuraya direkt 8 diyebilir miyim? Bak 1'e 2 yani 4'e 8 değil mi? Burası direkt 8'dir. Tamam çok güzel. Şimdi ben bu doğrunun ismine mx artı n demiştim. Şu doğrunun ismine nx olacaktır. Öncelikle şunu biliyoruz. Ben buradaki e, a dersem a için 4'ten geçiyor ikisi de. Ekstradan şu 0 için 8'den geçiyorsa bir kere n 8'dir. Yani mx artı 8'dir burası. Anam bir dakika dur. O zaman şu nx dediğim şey de 8x'dir. Aa çok güzel oldu. Mükemmel oldu. A için 4'ten geçiyormuş. A kaçtır o zaman? 8 A eşittir 4 dersem. A eşittir tabii ki 1 bölü 2'dir. Burası şimdi şuna bak. Şuna bak. Şöyle diyelim. 1'in 2'ye oranı Şuranın şuraya oranıdır. 8'dir zaten. Ama 1'in 2'ye oranı şuranın da şuraya oranıdır. E burası A ise burası 2A'ydı. Yani şuranın e, absisi neymiş? 2A. A kaçtı? 1 bölü 2. 2 kere 1 bölü 2. Burası 1'dir artık. Başlangıçta verilen üçgen şu bölge değil mi? Tabanı 1, yüksekliği 8. 1 kere 8 bölü 2'den 4 bize cevabı verir. 37. sorumuzun cevabı da A şıkkı olacaktı. Dedim. Geçtim 38'e. Dik koordinat düzleminde Mx artı N doğrusu üzerinde bulunan bir hareketti. X ekseni boyunca pozitif yönde 2 birim. Y ekseni boyunca negatif yönde 3 birim. Dur bir dakika. Şöyle yapalım. Şimdi e, pozitif yönde 2 birim. Negatif yönde 3 birim. Bu doğrunun üstünde bulunan da 4 birim. E, negatif yönde. Y ekseni üzerinde pozitif yönde 1 bir birim. Hareketler orijinde buluşuyor. Aaa orijinde buluşmuşlar. Tamam dur şimdi bekle. Şimdi pozitif yönde 2 birim x ekseni boyunca diyor ya o zaman negatif yönde 2 birim giderim. Başlangıçta ulaştığı noktaya başlangıçta hareket ettiği yola çıkmak için. 3 birim negatif yönde ilerlemişti. 3 birim pozitif yönde ilerlerim. Aha burası olur. Şurası 3. Burası eksi 2. Başlangıçta burada. Demek ki mx artı n doğrusu buradan geçiyor. Ekstradan bir de şu doğrumuzun üzerindeki yeri bulalım. Y ekseni boyunca pozitif yönde bir birim hareket ediyorsa Y ekseni boyunca pozitif yönde bir birim aşağı inerim Eksi 1 ve x ekseni boyunca negatif yönde 4 birim ilerliyorsa pozitif yönde 4 birim ilerlerim. Ve 4 de şurasıdır derim. Böylelikle başlangıçta bu noktanın üzerindeymiş bizim eleman diyebiliriz artık hareketli kimse. E diyor ki buna göre en kaçtır? Şimdi bak bir tanesi mx artı n doğrusu. Ötekisi nx artı m doğrusu. E şimdi mesela şu mx artı n doğrusu üzerindeydi. Bu da nx artı m doğrusu üzerindeydi. Ben eksi 2'yi burada x gördüğüm yere yazarsam eksi 2m artı n gelir. E bu da bana 3'ü veriyormuş. nx artı m'de de 4'ü yerine yazarsam 4n artı m eşittir. Bu da bana eksi 1'i veriyormuş. Çok güzel. Şimdi şunu 2 ile çarpalım arkadaşlar. 8n artı 2m eşittir eksi 2 olsun. Birinci denklemde ikinci denklemi toparlayacak olursam eksi 2m ile artı 2m gider. 9n eşittir 1 olur. ve eşittir 1 bölü 9 gelir. Benden ne isteniyordu? Cevap aşık olacaktı. Devam ediyorum. 39'da. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde verilen çeyrek, çember ve kare şeklindeki gibi konumlandırılmış. Karenin bir köşesi çember üzerinde olup çember dışında kalan köşesinin x ve y eksenlerine uzaklıkları sırasıyla 17 ve 2 birimdir. Dur. Bekle. Sakin. Şunu şuradan aldım. Tamam mı? Şuradan şöyle alsak. Şöyle aldım. Karenin köşelerinden çektim ve böyle bir görsel oluşturdum. Tam olmadı. Bir daha yapacağım. Şöyle aldım. Karenin köşelerinden geçirdim ve kareyi oluşturdum. Abi şuradaki üçgenler var ya. Şurası, 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 şurası. Bunların hepsi eş üçgen. Tamam. Hepsi de eş üçgen. E güzel. Şimdi diyor ki şu karenin, e, çemberin dışında kalan karenin köşesinin eksenleri olan uzaklıkları 17 ve 12'dir demişti. Şimdi y eksenine olan uzaklığı 12 ise e, buradaki üçgenler eşti ya. O zaman burası da 12'dir buranın tamamı 17 ise o zaman şuradaki kısa kenara 5 kalır. O zaman burası da 5'tir. O zaman burası da 12'dir. Burası da 5'tir. Burası da 12'dir. Burası da 5'tir. Çok güzel. Şimdi bu karenin bize nezi lazım abi? Bu çemberin e, yarı çapı lazım ki biz buna artık şey oluşturalım. Merkezi çünkü sıfıra sıfırda. Biz buna denklem oluşturalım. Bunu elde edebilmek için de tutarsın şunu şöyle çekersin. Tamam mı? Şimdi oraya oraya değil. Özür dilerim. Şuraya çekersem yarı çapı elde etmiş olurum. Abi burada bir diklik var bak. Burası 5, burası 17. 5'in karesi 25. 17'nin karesi de 289. Ben bunları toplarsam eğer. Burası 4, e, burası 1, burası 3 gelir. 314. 314'ün karekökü bana neyi verir? Yarı çapı. O zaman x kare artı y kare eşittir. Kök 314'ün karesi olan 314'ü verir. Bu da bana çemberimin denklemi verecektir. Doğru cevap e eşit olacaktı. Dedim ve artık son sorumdayım. Aşağıda biri küp, diğeri ikisi özdeş olan kare prizma biçimdeki kolilerden kare prizma biçimdeki kolinin masa ve zemin üzerinde bulunan karesel yüzeyi küp biçimdeki kolinin bir yüzeyiyle eştir. Masa üzerinde ve zeminde bulunan koliler ile ilgili yükseklik farkları birim cinsinden şekilde gösterilmiş. Şimdi dur. Masa yüzeyi zemine paralel olup zeminden yüksekliği 2 nolu kolinin bir ayrıt uzunluğuna eşitse ben 2 nolu kolinin bir ayrıtına eğer x dersem bu masanın yerden yüksekliği şöyle gösterirsem. Abi şurası x olmaz mı? O zaman şurası da x olmaz mı? Aynı zamanda şunu şöyle çekecek olursam yine şuradaki 8 dediğim şey de bana x'i vermez mi? Çünkü burası 2x ise burası da 2x'tir. X kaçmış? Hop 8. Yani bu e, kare prizmanın tabanının bir ayrıtı 8 8miş şöyle. E yüksekliği de 16 değil mi? E benden ne istiyor? 1 nolu kolinin hacmi. E 8 kere 8 çarpı 16. Yani 64 kere 16. Yani 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 4. Yani 2 üzeri 10. Yani 1024 bana cevabını ta kendisini verir. Cevabımız da B şık olur diyebiliriz sevgili gençler. Birbirinden güzel soruların çözümlerini yaptık. Umarım, umarım senin de şurada yazanın aşırı derecede yüksektir. Şurada yazanın aşırı derecede düşüktür. Şurada yazan çok önemli değil ama Genel itibariyle işin özeti burada yazılanlar inşallah böyle artı 32 falandır sevgili arkadaşlar. Evet gençler artık bitirelim videomuzu. Ben daha 8. denemeyi çözeceğim. O videoda görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.